Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Herkese mutlu günler programımıza hoş geldiniz. Avrupa Şampiyonası'nda grup maçlarının heyecanı devam ediyor. Dün harika bir maç vardı İspanya ile İtalya arasında. İspanya son 10 dakikası hariç bütün maça hakimdi ve bence galibiyeti fazlasıyla hak etti. Attığı golün dışında bulduğu son derece önemli gol pozisyonları vardı ama İtalyanların kalecisi Donnarumma gerçekten harika bir gün çıkardı. Harika bir maç oynadı ve %100 olarak nitelendirebileceğimiz pek çok pozisyonda, özellikle de ceza sahası dışından atılan pozisyonlarda, şutlarda son derece başarıyla kalesini korudu ve farkı engelledi. Bence İspanya farkı da alabilecek bir oyuncuydu. Lamine ile Rodri ile gerçekten çok güçlü bir kadrosu var. İleride Alvaro Morata var, son derece tecrübeli bir golcü. Bence İspanya bu temposuyla %100 favorilerden bir tanesi Avrupa Şampiyonası'nda ve finale gidebilecek takımlardan bir tanesi olduğuna inanıyorum ki De La Fuente daha önce U21 takımıyla dünya şampiyonluğu yaşamıştı. Son derece yetenekli bir teknik direktör ve İspanya doğru seçim yaptığını, De La Fuente konusunda doğru bir tercih yaptığını bir kez daha göstermiş oldu. Bence İspanya şampiyonanın doğal favorilerinden. Şu ana kadar Almanya ve İspanya elde ettikleri ikişer galibiyette gruptan çıkmayı başardılar ve milli takımımız Portekiz maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Biliyorsunuz Hannover'de kamp yapıyor milli takım. Bugün Dortmund'a geçti ve yarın Dortmund'da Signal Iduna Park'ta saat 19'da Portekiz'le karşı karşıya gelecek. Rakip Portekiz'de ilk maçta Çekleri 2-1'lik skorla, son dakikada attıkları golle yenmeyi başarmışlardı. Milli takımımız hatırlayacağınız üzere Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti ve grup lideri şu anda. Yarınki maçta Portekiz'i yenmek tabii ki en büyük amacımız ama kolay değil. Çok daha fazla efor sarf etmek lazım, çaba sarf etmek lazım. Portekiz tempo yapabilen, tempoyu iyi ayarlayan takımlardan bir tanesi. Tempoya tempoyla karşılık veren bir milli takımımızın olması lazım. Çok daha fazla mücadeleyi gerektiren bir karşılaşma. Peki teknik direktör Montella 11'de değişiklikler yapacak mı? Bence yapacak. Belki orta sahada belli bazı değişiklikler yapabilir. Barış Alper'i sağ kenarda, Arda Güler'i forvet arkasında oynatabileceğinden bahsediliyor. Bütün bunları milli takımımızla ilgili bölümlerimize konuşacağız. Şimdi özel bir röportajla başlayacağız programımıza. Benim çok sevdiğim, çok önemli bir futbol adamı sevgili Sinan Kaloğlu. Biliyorsunuz Altay'da, sonrasında Gençler Birliği'nde, ki geçen sezon, geride bıraktığımız sezon Gençler Birliği'nde son derece zor koşullarda çok başarılı işler yaptı. Playoff'u kıl payı kaçırdı. Zor koşullarda, imkansızlıklar içerisinde, küçük transfer bütçeleriyle ya da transfer yasaklarına rağmen takım kurup çalıştırma başarısı gösterdi. Futbolculuğunda da Beşiktaş başta olmak üzere Altay, Beşiktaş pek çok önemli takımın formasını giydi. Ülkemizi uluslararası alanda Almanya'da da temsil etmişti. Az sonra özel röportaj bölümümüzde Sinan Kaloğlu bizimle birlikte olacak. Özgür Sancar, özel röportaj. Yayınımıza hoş geldin, merhaba. Merhaba Özgür abicim, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim, seni tatilde yakaladık, kusura bakma. Almanya'dasın şu anda ailenle birlikte. Evet, evet, Almanya'dayız, ailemin yanındayım Özgür abi. Hem burada Avrupa Şampiyonası'nı takip ediyorum, hem de çocuklarımla zaman geçiriyorum. Ne güzel, çocuklar Almanya'da okuyorlar galiba değil mi Sinan? Evet evet, biz 2019 yılında İstanbul'dan buraya taşındık, Düsseldorf'a taşındık Özgür abicim. Çocuklar da eğitimlerini burada devam ediyorlar. Doğru. Hollanda'ya da yakın bir yer. Sen Hollanda'da da futbol oynamıştın, hem Almanya'da hem Hollanda'da. Evet evet. Doğru. Evet Özgür abi. Doğru. İki ülkeye birden hakim olan bir coğrafi konuda, ne güzel avantajlı. Evet, evet. Güzel. Teşekkür ederim. Sinan, tebrik ederim. Bence başarılı bir sezondu. Bütün zorluklara rağmen çok iyi bir sezon çıkardınız Gençler Birliği ile. Kendi adına bir değerlendirme yapmak ister misin geride kalan sezonla ilgili? Evet. Öncelikle güzel sözlerin için teşekkür ederim Özgür abi. Başarılı bir sezon geçirdik. Evet, ben ve ekibim gerçekten senin de az önce söylediğin gibi hani zor şartlarda bize güvenenleri güvenini sarsmadık açıkçası. Bu bizim için mutluluk verici oldu. Antrenörlüğümde tabii hem Altay hem Gençler Birliği süreçleri benim kendi kişisel gelişimim adına açıkçası çok memnunum, iyi geçti. İki hafta önce de biz başkanla görüşerek, karşılıklı anlaşarak da yollarımızı ayırdık. Ben tabii birazcık daha hedefli
daha iyi kadrolarda sahip olan takımlarda biraz çalışmak istiyorum. Çünkü bazen elinizde olmayan şartlar da oluyor Özgür abi. Daha iyisini yapmak için, daha iyi bir gelişim yapmak için de böyle bir karar aldık diyebilirim. Onun dışında güzel bir sezon geçti. Playoff'u son anda maalesef son dakika hatta bence hakem hatasıyla, herkes gördü Türkiye'de, hakemin hatasıyla, hakemlerin hatasıyla maalesef kaybettik. Ama bunlar futbolun içinde olan şeyler. Hepsi de bize tecrübe oluyor Özgür abi. Doğru. Sevgili Sinan Kaloğlu aktardı. Gençler Birliği ile yollarını ayırdı. Başkanla da konuşmuşlar. Böyle bir karar aldı. Sinan, eminim hem yurt içinden hem de yurt dışından çok sayıda teklif alıyorsundur. Var mı bizimle paylaşabileceğin somut bir gelişme? Ya açıkçası tabii çok teklif aldım Özgür abi. Ama amacım benim Süper Lig'de çalışmak. Açıkçası birazcık hedef olarak orayı kendime hedef seçtim. O yüzden şu anda somut bir şey yok ve bekleyeceğim. Süper Lig'de de bir şans yakalarsam da bu şansı çok iyi kullanacağımı inanıyorum zaten. Evet, ben de inanıyorum. Bir Süper Lig tecrüben var. Son derece başarılı bir tecrübe Altay'la. Dolayısıyla evet, orada çok başarılı maçlar çıkarmıştın. Evet. Teşekkür ederim Özgür abi. Evet. Almanya'dasın ve Avrupa Şampiyonası finallerini takip ediyorsun. Dün İspanya ile İtalya arasında oynanan maçı izleme şansın oldu mu Sinan? Tabii izledim. İzledim Özgür abicim. Hemen hemen her maçı seyrediyorum zaten. Seyrediyorsun. Bence tempo gücü en yüksek maçlardan bir tanesiydi ve İspanya gerçekten harika bir takım kurmuş. Hem genç bir takım hem de çok koşan, evet, topa sahip olma başarısı gösteren bir takım kurmuş. Ne dersin? Ben doğal favori olarak görüyorum İspanya'yı. Evet, açıkçası İspanya daha öncesinde hep topa sahip olan bir takımdı ama bu kadar hızlı oynamıyordu. Hı hı. Şimdi bu hoca tabii ki bunu iyi aşılamış takıma. Sonuçta kadrodaki 6-7 tane oyuncu Ümit Milli Takım'dan itibaren geliyor Özgür abi. Hep birbirini tanıyan genç oyuncular. Orada da zaten Avrupa şampiyonluğu yaşamışlardı onlar. Haliyle o ekol devam ediyor ve üstüne de hızlı oynuyorlar. Açıkçası hem atletik yapıları hem topa sahip olma becerileri şu anda kupanın şu ana kadarki en tempolu, en iyi maçlarını oynayan takım hüviyetini gösterdiler bize. Gerçekten hani maçların geneline baktığımızda da İspanya ve Almanya tabii diğer takımlara göre birazcık daha ön planda çıktı diyebiliriz yani. Evet. Gerçekten son derece hızlı ve organize ataklar yapıyor İspanya ve rakibi bunaltan bir hüviyette oynuyorlar. İtki İtalya'yı da yaban atmamak lazım. Son derece sert Spalletti ile birlikte takım savunmasını üst düzeyde tutan, evet, bir takım ama ona rağmen çok zor direndiler İspanya'ya. O yüzden bence bu maç erken finallerden bir tanesiydi. Alman milli takımında iki tane oyuncu. Bir tanesi İlkay Gündoğan, takım kaptanı. Son derece başarılı. Son maçında, Macaristan maçında adamı seçildi. Diğeri de Emre Can. Onların, evet, adına nasıl bir değerlendirme yapmak istersin Sinan? Yani açıkçası onların gösterdiği performanstan dolayı mutluyum. Neden derseniz, şimdi Almanya'da birçok tartışma var. Açıkçası çok da eleştirenler var. Hani bir Alman milli takımının kaptanı neden Türk gibi böyle söylemler çok fazla var burada. İlkay bunların hepsine cevabı Emre ile birlikte sahada verdi açıkçası. Gösterdiği son maçtaki performansla şimdi yavaş yavaş dönüşler oldu. Hani o eleştirenler şimdi iyi ki kaptan İlkay demeye başladılar. Ben bunun adına çok seviniyorum. İlkay tartışmasız Avrupa'nın en iyi 8 numaralarından bir tanesi. Karakter anlamında da zaten örnek bir oyuncu. O yüzden de kaptanlığı şaşırtmıyor açıkçası beni ama burada biliyorsunuz Alman milli takımında Türk birinin kaptan olması birçok çevreyi rahatsız ediyor Özgür abi. Futbolun içinden gelen insanlar da eleştirenler oldu açıkçası. Ben onlara da şaşırdım. İşte Mateus gibi çok futbolun içinde, yani onların da eleştirileri vardı. Yani onlar da hani böyle bir Alman milli takımının kaptanı, atıyorum, bir Alman olmalı gibi böyle bir söylemlerde de bulundular açıkçası. Ama İlkay bunların cevabını çok güzel bir şekilde sahada verdi. Vermeye de devam edecek diye düşünüyorum yani. Evet. Sevgili Sinan, milli takımlarda kendi jenerasyonun içerisinde en çok forma giyen futbolculardan bir tanesiydi. Sinan, ben hatırlıyorum İstanbul'da bir maçta Cristiano Ronaldo'nun olduğu, Quaresma'nın olduğu Portekiz Ümit Milli Takımı'nı yenmiştiniz. Sen sonradan girdin ve oyuna, evet, gol attın. Hatırlıyor musun o maçı? Ya,
Süpersin Özgür abi ya. Gerçekten hani çok uzun zaman geçti. Bunu hatırlaman inanılmaz. Zaten senin futbol bilgin çok üst düzeyde. Hafızan da çok iyi. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum yani gerçekten. Yo, estağfurullah. O çok maçı özel bir maçtı. Evet, çok özel bir maçtı. İnönü stadındaydık. Avrupa Şampiyonası eleme maçlarından biriydi. Grubumuzun en iyi takımlarından biriydi Portekiz'de ama grubu biz lider bitirdik. Çok iyiydik o dönem. Hmm. O jenerasyon zaten yıllarca amil takımı taşıdı biliyorsun. Orada da çok güzel bir gol atmıştım. Orta sahanın yayından atmıştım hatta kalecinin üstünden. Evet. Hiç unutmuyorum yani. Güzel bir anıydı. Evet. Doğru. Yani Cristiano Ronaldo gibi dünyanın en büyük yıldızı olarak gösterilen o müthiş kadroyu Portekiz milli takımının o dönemki kadrosu çok iyiydi. Onları yenmiştiniz. Tabii, hatta tabii, o kadro, Portekiz'de de yendiniz. Tabii Portekiz'de de yendik. Orada da bir asist yapmıştım. 2-1 yenmiştik. Yani hepsinin oynadığı işte Porsekalar, Quaresmalar, Mireles'ler falan bayağı iyi bir kadroydu kadrosu o dönem. Harika bir kadro. Ronaldo'lar falan. Hı. Ama o gruptan biz lider çıkmıştık Özgür abi. Harika. Bizim de milli takımımız harikaydı. Evet, İngiltere de vardı o grupta, Avustralya'da. Evet. O arada İngiltere de vardı, o eşli kolların falan oynadığı dönemler abi. Evet. Son derece güzel bir jenerasyondu. Yani. Cristiano Ronaldo'lu Portekiz yarım milli takımımızın rakibi ne dersin? Montella farklı bir 11 sahaya sürer mi? Yaparsa ne gibi değişiklikler yapar? Oyun anlayışında farklılaşma olur mu milli takımımızda? Yani ben açıkçası şöyle. Özgür abi, ben tabii burada maçları seyrederken aslında rakipleri de analiz ediyorum. Kendi antrenörlüğümden dolayı, hani böyle bir sevdiğim için. Şimdi şöyle bir şey var. Portekiz biliyorsun kendi eleme gruplarında 36 gol atıp 2 gol yedi abi. Yani tüm aslında eleme grup maçlarında en çok gol atan, en az gol yiyen takımdı. Şimdi Martinez'le birlikte birazcık daha defansa ağırlık veren, işte topun arkasında iyi oynayan bir Portekiz var eskiye nazaran. Hızlı ataklarla, hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalışıyorlar ama çok etkili bireysel oyuncuları var. Bu yüzden de Portekiz zaten kupanın favori 4-5 takımından bir tanesi abi. Ronaldo'yla da Martinez'in ilişkileri çok iyi. Açıkçası herkes şunu düşündü. Sen de ben de düşünmüşüzdür. Son Dünya Kupası'nda milli takımda biraz negatif gidince Ronaldo Suudi Arabistan'a gitti. Artık herhalde dedik milli takımı da bırakır. Hani o üst seviyelerde de oynamaz ama Martinez biliyorsun teknik direktör ilk yaptığı iş Suudi Arabistan'a gidip Ronaldo ile görüşmek oldu. İletişimi çok kuvvetli bir hoca ve işin içine çekti Ronaldo'yu. Bu da 10 gol atmasına sebep oldu Ronaldo'nun eleme maçlarında. En çok gol atan ikinci oyuncu oldu Lukaku'dan sonra. Ben o yüzden Ronaldo her zaman Ronaldo'dur abi. Tabii ki hareketliliği eski Ronaldo değil ama en azından bitiriciliği hala devam ediyor. Portekiz'e gelirsek Çekya karşılaşmasında üçlü oynadılar abi. Çünkü rakip de üçlü oynuyordu. 3-4-2-1 gibi bir dizilişte oynadılar. Şimdi bize karşı nasıl oynarlar? Benim şahsi düşüncem, onların hocası çok iyi analiz yapıyordur. Yapmıştır da. Şimdi biz Gürcistan karşılaşmasında kenarda kanat oyunlarında çok pozisyon verdik. Birebirlerde özellikle Gürcistan'ın kenar oyuncuları çok etkili oldu. Bir de ikinci etkili nokta, onların Gürcistan'ın arkadan gelen 8 numaraları pozisyonlara girdi abi. Haliyle bunları düşünürsek, ben mesela Martinez'in yerinde olsam bu maçta üçlü çıkmam. Hani dörtlü çıkarım. 4-3-3 ya da 4-2-3-1 gibi kanat oyunlarını destekleyen, arkadan 8'lerin gelebileceği, sızma koşularla pozisyon yazabilecek bir oyun anlayışını sergilerim Türkiye'ye karşı. Muhtemelen Portekiz bunu yapacak. Ben öyle düşünüyorum. Hani dörtlü dizilişle çıkacaklar. 4-3-3, 4-2-3-1. Kenardan daha çok bizim milli takımımızı zorlayacaklar. Merkezden 8'leri zorlayacaklar diye düşünüyorum. Montella da buna istinaden ki analizini yapmıştır. Bence Gürcistan maçının analizini yaptıktan sonra orta sahayı güçlendirebilir diye düşünüyorum bu maçta. Geniş alan çok fazla bulabiliriz. Topun arkasında eğer kompakt şekilde kalırsak hızlı oyuncularla, hızlı hücumlarla da etkili oluruz diye düşünüyorum ama bunu yapabilmemiz için bir, kenarlarda bek oyunlarını, kanat oyunlarında iyi savunma anlayışımızın olması lazım. İki, merkezi kalabalık tutup orada da agresif, temaslı oyuna geçmemiz lazım diye düşünüyorum. Onun haricinde zaten geniş alanları bulduğumuz zaman öndeki oyuncularımız çok geçişe müsait oyuncular zaten. Evet. Genetik olarak çok pozisyona girebiliriz. Bu maç milli takımımızın
daha iyi oynayıp daha iyi sonuç alabileceği maç da olabilir. Hani Gürcistan maçı tabii iyi galibiyetti ama hani etkili oyun var mıydı? Çok etkili oyun yoktu. Çünkü rakip çok fazla kapanmıştı. İyi kompakt kalmıştı. Biz o takımlara karşı biraz zorlanan bir milli takımız ama hani Portekiz gibi takımlara karşı da hem iyi oyun hem iyi sonuç da alabiliriz diye düşünüyorum Özgür abi. Sevgili Sinan Kaloğlu'nun yorumu bu şekilde. Sinan, ön bölgede Portekiz'de Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao oynadı ama Leao'nun biraz aksadığı yönünde yorumlar var. Acaba o bölgede bir değişiklik yapar mı? Mesela Jota etkili oyunculardan bir tanesi. Her ne kadar çok formda gözükmese de João Félix yine orada oynayabilecek, kenarda oynayabilecek forvet oyuncularından bir tanesi. Onlar da buna benzer değişiklikler bekliyor musun? Bence evet, orada da bir değişiklik olabilir. Çünkü sonuçta iyi karşılaşma oynamadılar ve onların kadrosu da geniş. Sonuçta 3-4 gün arayla, 4-5 gün arayla oynanan maçlar var. Bu yüzden de değişikliğe Martinez de gidebilir açıkçası. Hani bunu bekleyip göreceğiz. Milli takımımızda da belki birkaç oyuncu değişikliğine kimler olabilir mesela milli takımımızda? Yani orta sahayı kuvvetlendirmek adına... Tabii İsmail'in durumunu bilmiyorum ama aslında tam İsmail'lik bir maç bakıldığında orta sahada ama sakatlığının durumunu bilmiyorum abi. İki tane ama defansif hani, orta saha koyup önüne Hakan Çalhanoğlu olabilir mi? Mesela Kaan Ayhan, İsmail Yüksek olabilir. Önemli. Olabilir. Olabilir, olabilir. Muhtemeldir. Hani Salih'i de düşünebilir orta sahada diye düşünüyorum ben. İşte Arda'yı forvet kullanabilir. Açıkçası yani o da olabilir. Sahte 9 gibi. Barış'ı kenarlarda kullanabilir. Yani Kenan'la başlamayabilir belki karşılaşmaya diye düşünüyorum ben. Hani bekleyip göreceğiz tabii. Montella'nın iyi bir teknik adam, iyi bir ekibi var. Onlar iyi bir şekilde analiz etmişlerdir diye düşünüyorum. Ama aslında maçın özetine bakarsak kafamızda canlandırdığımızda hani eğer biz Portekiz'i ikinci bölgede sıkıştırırsak, yani ikinci bölgede biz iyi bir şekilde kompakt kalırsak Özgür abi, hızlı hücumlarla sonuca gidebiliriz. Çünkü savunmada da Pepe gibi geniş alanda zafiyet yaşayan oyuncuları var. Hep birlikte göreceğiz ne olacak. Sevgili Sinan Kaloğlu yorumunu sizlerle paylaştı. Sinan, çok teşekkür ederim. İyi tatiller dilerim. İyi tatiller dilerim. Ben teşekkür ederim Özgür abicim. İyi yayınlar diliyorum ben de size. Yeni sezonda en iyisini temenni ederim senin için. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ olun. Sevgili Sinan Kaloğlu özel röportaj bölümümüzde konuğumuzdu. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Derlincer Fenerbahçe bir açıklama yaptı ve geçen sezon Fatih Karagümrük'te forma giyen sol bek Levent Mercan'la anlaştığını duyurdu. Levent Mercan sol önde oynayabiliyor. Fenerbahçe yeni sezon öncesi ilk transferini duyurdu. Levent Mercan oldu. Açıklamanın devamında ise Mert Hakan Yandaş'ta 2 yıllık yeni sözleşme yapıldığından bahsediliyor. Sevgili Nicer, bu arada flash bir iddia gündeme geldi. Trabzonspor Ozan Tufan'la anlaştı. Biliyorsunuz Hull City'de ya da Hull City'de forma giyiyordu Ozan Tufan ve Türkiye'ye döndü. Trabzonspor formasını giyecek önümüzdeki 3 yıl boyunca deniyor. Sevgili Hakan Yoloğlu, usta gazeteci, Trabzonspor bölümümüzde bizimle birlikte Trabzonspor'la ilgili gelişmeleri bildiğiniz üzere yakından takip ediyor. Yayınımıza hoş geldiniz, merhaba. Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ne diyeceksiniz bu iddia için Ozan Tufan? Doğru bir bilgi. Trabzonspor Ozan Tufan'la görüştü. Prensipte anlaştı. Ozan Tufan'ın alacağı rakam, kaç yıllık sözleşmesi olacak konusunda herhangi bir problem yok. Şu anda da kulüp başkanı Acun Ilıcalı ile Trabzonspor kulüp başkanı Ertuğrul Doğan oyuncunun bonservisi noktasında görüşüyorlar. Biliyorsunuz daha önce de Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ün transferinde Trabzonspor gereken kolaylığı sağladığı için yani bonservisinde çok ciddi bir problem olacağını düşünmüyorum. Çünkü Trabzonspor orta saha bölgesine uzun zamandan beri yabancı oyuncu dışında yerli noktasında da oynatabileceği oyuncu arayışı vardı. Birkaç günü çok sıcak bir gelişme. Çünkü o bölgeye çok farklı isimler yazıldı Trabzonspor'un özelinde. Ama son birkaç günden beri Ozan Tufan'la yapılan görüşmelerde oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı. Şu anda da Hull City kulübüyle Trabzonspor oyuncunun bonservisi noktasında görüşmelerini sürdürüyor. Ben bir olumsuzluk olacağını tahmin etmiyorum. Kısa süre içerisinde bu transferin açıklanmasını bekliyorum. Anlaşma 3 yıllık mı olacak? Yani 3 yıllık diyen var, 2+1 diyen var. Çok net değil ama tahmin ediyorum yani toplamda 3 yıl olur diye tahmin ediyorum. 2+1 diyenler var, 3 yıllık diyenler var. Yani muhtemelen 3 yıl, toplam 3 yıl olacak.
Peki, harika. Bunun dışında da Trabzonspor'un sanırım bir transfer açıklaması daha var. Genç bir oyuncuyu kadrosuna katıyor. Evet, Trabzonspor Standart Liège'in 19 yaşındaki Trabzonlu oyuncusu Cihan Çanak'la da anlaşmaya vardı. Oyuncunun transferi resmi anlamda da belki kulüp tarafından açıklanmasa da kamuoyuyla henüz paylaşılmadı ama Trabzonspor Standart Liège'le de anlaştı. Zaten oyuncunun oyuncuyla Trabzonspor uzun zamandır görüşüyordu. Herhangi bir problem yoktu. Sadece Standart Liège'deki bonservis noktasında sıkıntı vardı. 2 milyon euro artı 750 bin euro bonus karşılığında da Belçika ekibiyle Standart Liège'de Cihan Çanak konusunda Trabzonspor anlaşmaya vardı. O transfer de artık bitti. Yeni sezon için biliyorsunuz Trabzonspor 24 Haziran'da Trabzon'da topbaşı yapacak. Ardından da 1 Temmuz'da Macaristan kampına gidecek. Zaten Trabzonspor yönetimi en azından 1 Temmuz'a kadar kamp dönemi başlayıncaya kadar bir iskelet kadroyu oluşturmak adına transferleri bitirme kararı almıştı. Bu %70-%80'lik dilimi bile bitirilmiş olsa bana göre bu da büyük bir başarı. Çünkü Ocak ve Şubat ayından beri Trabzonspor çok erken vakitte transfere başladı. 5 oyuncu bitmişti. Şimdi Ozan Tufan ki bana göre çok kısa sürede açıklanır. 6 Standart Liège'deki Cihan Çanak 7 olur. Bu arada bir stoper, bunun dışında bir 8 numara ki onların isimlerini birazdan aktarabiliriz. Bir de santrafor arayışı var Trabzonspor'un. Belki kampa kadar bunları çözüp 1 Temmuz'a kadar, 1 Temmuz'dan sonra da artık oradaki oynayacağı hazırlık müsabakaları, eldeki mevcut yabancı oyunculardan çıkış noktasına göre de belki birkaç tane daha yerli oyuncu ve ihtiyaç duyulursa yabancı transferine de Trabzonspor hız verebilir. Anladım. Onatçu meselesi ne oldu Trabzonspor'da? Yani şöyle söyleyeyim, Onatçu'ya yapılan bir son bir teklif var. 3 milyon euro Southampton kulübüne artı satın alma opsiyonu zorunlu 4 milyon euro. Hatta işte Göztepe'de birkaç tane Trabzonspor'un kullanmadığı, gözden çıkardığı oyuncularla ilgili olarak kiralık alabilirsiniz şeklinde bir teklif sundu ama ne olumlu ne olumsuz bir yanıt geldi Southampton kulübünden. Bir tarafta bu bekliyor ama şimdi şöyle bir şey var. Trabzonspor 25 Temmuz'da da Avrupa Ligi ön eleme müsabakası oynayacak. O yüzden yani kazaya kalmamak adına transferlerin en azından iskelet kadroyu kurabilmek için şunun bir kararını vermesi lazım. Ben Onatçı'yı biraz bekleyeceğim. Yani şöyle söyleyeyim, çok kısa süre içerisinde çözülecek bir transfer gibi durmuyor. Oyuncu kulübe restini çekti. Ben Trabzonspor'dan başka takımda oynamak istemiyorum dedi. Hatta Fenerbahçe'nin iddiaları da var. Bugün bilmiyorum yine sosyal medyada ve bazı internetlerinde yer aldı. Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia ediliyor. Evet. Devreye girdi. Hatta Fenerbahçe'nin teklifini oyuncunun menajer üzerinden reddettiği iddiaları da var. Dediğim gibi yani çok kısa süre içerisinde bitmeyecek gibi. Muhtemelen Southampton Premier Lig'de yükseldiği için yeni sezon kadrosunu da düşünmüyor. Şu ana kadar da Trabzonspor dışından böyle çok ciddi bir alıcısı yok. Ekonomik anlamda. Şimdi şöyle de söyleyelim. Southampton kulübü oyuncu kiralık değil, bonservisiyle birlikte satma arzusu içerisinde. Ve beklentilerin, Southampton kafasındaki beklentilere yakın bir rakam henüz gelmiş değil. Oyuncu da bir anlamda gemileri yaktı. Trabzonspor da mutlu olduğunu, Trabzonspor'da oynamak istediğini ifade ediyor. Ama dediğim gibi Southampton buna hemen karar verecek gibi durmuyor. Artık yeni yeni transfer dönemi birçok ülkede yeni yeni başlıyor. Haliyle orada bir bekleme sürecine girer ama Trabzonspor bekler mi? Diğer taraftan Yaremchuk biliyorsunuz Ukrayna milli takımında Avrupa Şampiyonası'nda evet. İki kez Abdullah Avcı'nın bizzat kendisiyle görüştüğünü biliyoruz. Artı Buksa konusu var. Antalya Spor'da kiralık oynayan Lens'in oyuncusu. 2 gün önce Trabzonspor kulübünden teklif almadığını söylese de ben çok iyi biliyorum ki hem oyuncuyla hem menajeriyle Trabzonspor bir görüşme yaptı. Şu olabilir. Şu an çok öncelikli bir transfer mi derseniz öncelik Onatçı'da. Olmazsa Yaremchuk bana göre Buksa'nın biraz daha önünde. Haliyle oyuncu teklif aldım deyip kendini oraya bağlamamak yerine teklif almadım, tekliflere açığım anlamında bir ifade kullanmıştı. Santrafor transferinde durum bu. 8 numara transferinde de Abdullah Avcı'nın ısrarla almak istediği oyuncu Norveç City'nin Şilili oyuncusu Marcelinho Nunes. Onunla alakalı da Trabzonspor 4,5 milyon euroluk ikinci bir teklif sundu. Oyuncu şu anda Copa Amerika'da. Orada biraz beklentiler farklı. Neden derseniz, çünkü Şili takımından Norveç City'ye gelirken 3 milyon 900 bin euro İngiliz kulübü bonservis bedeli ödedi. Artı bir sonraki satıştan da %22'lik bir pay. Yani Trabzonspor oyuncuya verdiği rakamın Norveçli kulübü %22'sini bonservis üzerinden Şili takımına vereceği için orada biraz daha rakamı yukarı çıkarma arzusu içerisinde ama Trabzonspor yeni bir teklif daha sunabilir. Bir de Norveçli'de biliyorsunuz bir teknik direktör değişimi yaşandı. Danimarkalı bir teknik direktör geldi. Onun da şöyle bir düşüncesi var. Yani oyuncuyu bir göreyim.
kampta Temmuz'un ortalarında bir karar veririz neticesinde bir görüş var. Trabzonspor ama ısrarla bu transferi bitirmeye çalışıyor. Yine Avrupa Şampiyonası'nda Alman milli takımında bulunan Pascal Gross da Trabzonspor'un ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. 33 yaşında İngiltere'nin Brighton takımının formasını giyiyor. Bir yıllık kontratı var. Hı hı. Olmazsa bunu da çözebilir. Ndidi transferinde Trabzonspor başkanı özellikle bir yıldız oyuncu alma sözü anlamında çok ısrarcı. Ama Everton Lyon kulübünün de Ndidi ile ilgilendiğini biliyoruz. 3,5 milyon euroluk bir teklif yapıldı. 2 milyon artı 1,5 milyon euro imza parası. Bu anlamda Ndidi ile de pazarlıkların sürdüğünü söyleyelim. Stoper bölgesi için şu anda Trabzonspor'un ilk sırasında Gigo var. Marsilya takımının takım kaptanı. Ve Marsilya kulübü bir yıl kontratı kalan oyuncudan yeni gelen teknik direktör oyun sistemine uymadığı gerekçesiyle zaten oyuncu da orada kalmak istemiyor. Marsilya'da bir köklü değişim söz konusu. 3 milyon euro bir beklentisi var. Yani arada çok fazla bir fark yok. Ben bu stoper transferinin, Samuel Gigo transferinin de çok kısa süre içerisinde sonuçlanmasını bekliyorum. Çok teşekkür ederim sevgili Hakan Yoloğlu. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Trabzonspor'la ilgili son bilgileri gazeteci yazar Hakan Yoloğlu sizlere aktardı. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Bir yorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi verdiği bir mülakatta şunu söylüyor. Hocamız ilk andan itibaren oyuncularla çok iyi bir bağ kurdu. Kuntz döneminde yaşanan olumsuzluklardan sonra takıma bir psikolog getirmeyi teklif ettik. Fakat Montella bunu kabul etmedi. Psikolog benim dedi. Montella'nın aynı zamanda soyunma odasında oyuncuları iyi motive eden bir teknik adam olduğuna işaret ediyor Mehmet Büyükekşi. Bu arada Arda Güler önceki gün yapılan antrenmana katılmadı ama bugünkü antrenmanda yer aldı. Antrenmana katılmamasının sebebi de yorgunluktu. Bir gün dinlenmesini istedi. Teknik direktör Montella bugün de antrenmanda yer aldı. Yarınki Portekiz maçında antrenmanda daha doğrusu 11'de yer alacak mı? Buna bakacağız. Bence 11'de yine forma bulacak ama farklı bir mevkide, sağ kenarda değil de belki de forvet arkasında oynayacak Arda Güler. Bir yorum bölümümüzde sevgili Tahsin Koca, teknik direktör Tahsin Koca bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Özgür, merhaba, nasılsınız? Sağ olun hocam, siz nasılsınız? Güzel. Teşekkür ederim. Yarın yine gidiyor musunuz Dortmund'a? Allah bir aksilik vermese yolumuz o tarafa gidecek ama yine müthiş bir yağmur var. Harika, harika. Olsun hocam. Ya yağmur bereketli. İyi yani 30-35 derecedense bu havada futbol oynamak. Tabii canım, çok iyi değil mi? Serin mi biraz hocam Almanya? O 18-19 derece. Aa, iyiymiş, yani, gayet serin. Tam yayla havası, gerçekten tam yayla havası, evet, serin, gayet iyi. Evet. Hocam Montella psikolog istememiş takıma. Bu tür şampiyonlar öncesinde ya da işte beklenmedik sonuçlar geldikten sonra psikolog şart mıdır sizce futbol takımları için ya da milli takım için? Ya bence gerek yok. Ya gerek yok, bunlar yetişkin insanlar. Para isterken hepsi milyon istiyor. 1,5 milyon istiyor, 3 milyon istiyor, 5 milyon istiyor. Yani her dişim ağrıdı diyene de bir şey getirecek halin yok yani. Doğru. Ya ben öyle hayata öyle bakıyorum yani. Bu işin gerçeği 3 milyon, 3,5 milyon euro, 5 milyon eurodan bahseden adam öyle yok efendim sonuç olmadı, bana bunu getirin. Yok ben bugün yoruldum, benim bugün ayağım ağrıdı. Yok bugün başım ağrıdı. Böyle bahanelerin arkasına sığmam. Mümkün değil. Ya ben şahıs olarak, kişi olarak, hayata bakış açım olarak sabahtan akşama kadar 15 saat çalışan bir adam, ayda ekmek parasını zor bir araya getiren bir insan, hiç yorum demeden çalışıyor. 5 milyon alan adam bir buçuk saate çıkıp koşacak abi. Yoruldum, ağladım deme şansı yok. Doğru, haklısınız. Peki, benim hayata bakış açım bu. Belki birisi doğru farklı düşünebilir, ona bir şey diyemem yani. Ne dersiniz hocam? Yarın Montella'nın tercihleri ne yönde olacak? Arda Güler'in işlevi ne olacak? Oynar mı 11'de? Şimdi bilmiyorum. Ben ilk maçı seyrettim. O maçta da yorum yapmıştım ama bu yoruma Türkiye'de benden galiba bir kişi aynı yorum yaptı. Sayın Sergen Yalçın aynı yorumu yapmış. Sahada en verimsiz oyuncuydu ama gol attı. Maçın kaderini değiştirdi. Maçın oyuncusu seçildi. Benim şahsi fikrim, o gün de senin programında söylemiştim. Maçın oyuncusu seçilecek bir kişi vardı. Serdi. Serdi'den sonra da Kenan'la Kaan Ayhan geliyordu. Maçın en dominant adamları. Rakip takım da onların 6 numarası. Yani müthiş bir oyuncu, müthiş bir oyun sergiledi. %95 pas başarısıyla oynadı. Ama müthiş bir yetenek. Kolunu attı. Maçın kaderini değiştirdi. Söylenecek de bir şey yok ama ben şunu söylüyorum. Ben Sergen'i, Tugay'ı, Tugay Kerimoğlu'nu
birçok futbolcuyu canlı olarak seyretme şansına sahip oldum. Yani bugün Sergen dediğin adam sıradan bir futbolcu değil. Gerçekten de yani en üstü. Ya bu sahada bunun ayakları yere basmıyor. Bu kendini diye bunu daha önce de söylemiştim. 3 ay 5 ay önce de söylemiştim ki bunlara dikkat etmesi lazım. Adaşının yolundan gidiyorsa o yol doğru yol değil. Ona eliyle işaret bunu yap diyor, şuna elinden şunu yap diyor, şuna komut vermeye çalışıyor. Sen 18 yaşındasın daha. İşini yap, kendini geliştir. Büyük yeteneksin, büyük kariyersin, büyük geleceğin var. Hayatını o tarafa yönlendir. Kendinin ayaklarını yere bas kardeşim. Başka bir şey söyleyemiyorum. Yarın da aynı pozisyonda oynatırsa hoca ciddi sonuçlar doğurur. Çünkü sağ kanatta oynamasından yana değilim ben. O maçta da sağ kanatı tamamen devre dışı kalmıştı. Hoca yarın bence Kaan Çalhanoğlu ikilisiyle göbekte oynayacak. 2-6 numara. Önünde de Arda'yı kullanabilir. Anladım. Ama böyle bir orta saha kurgusu. Barış Alper o zaman kenarda olacak, sağ kenarda. Barış Alper'i santfor oynatabilir. Veya Kenan Yıldız'ı santfor oynatıp Barış'ı solda oynatıp ikisini sürekli değiştirebilir. Kerem'i düşünebilir. Yunus Kerem Aktürkoğlu solda, Kenan santfor mevkinde, Barış sağda olur mu hocam, öyle bir kurgu? Olabilir. Böyle bir şeyde opsiyonu da kullanabilir. Yunus devreye girebilir yine, Yunus Akgün. Evet, yani çünkü 3 tane hızlı şeyle sürekli karşı takımı tehdit etmek zorundasın. Yani onların çıkmasını önlemek zorundasın. Çünkü Portekiz çok iyi çıkıyor. Çok hızlı çıkıyor. Çok üst düzey oyunculara sahip. Onun için şartlar gerekli bütün şeyler, hocanın şartları zorlaması lazım. Tabii ki biz takımın başında olan biz değiliz. Onun her şeyi o düşünüyor ama ben halen stoper konusunda şunu söylüyorum. Kadir yanılmıyorumsa biz geçen programda da ele almıştık ama Ahmetcan Kaplan da ben kadroda gördüm. 28-26 kişilik. Ben gözümü yumar Samet Akaydın'ın yerine yine Kaplan oynar. Samet Akaydın bu takıma sağ stoper olamaz. Emin Bayram oynatırım. Saatçı oynatırım. Serdar Saatçı geçen yıl müthiş bir sezon geçirdi Portekiz Ligi'nde. Samet Akaydın oynatmam ama hocanın tercihi, bir şey diyemeyiz. Peki. Bunun yanı sıra geçen programımızda el almayı unutmuştum ama transferlere geleceğiz. Sana şey yapayım. Milli Marş olayı vardı. Milli Marş. Evet, bunu Sayın Hamit Altıntop da dile getirmiş, okudum da. Müthiş bir, ben stattaydım. Müthiş bir ambiyans, müthiş bir seyirci. Hiçbir terbiyesizlik, hiçbir kuralsızlık, hiçbir şey yoktu. Her şey harikaydı. Maçtan önce de maçtan sonra da ta ki milli marşlara kadar. Gürcistan milli takımının ulusal marşı çalınınca bütün seyircilerin bir çoğunluğu yuhlamaya ve ıslıklamaya başladı. Gerçekten utanç verici bir durum. Biz kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi de başka halka, başka millete yapmamamız lazım. Bunun yanı sıra da Gürcistan bizim çok iyi komşumuz, iyi dostumuz. Bence hak etmemiştiler. Yani bu konuda da ciddi bir özürü hak ediyorlar. Peki. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Hocam, Galatasaray için iki tane sağ bekten bahsediliyor. Bu arada kesinleşti. Artık Batshuayi Galatasaray için oynayacak. Önümüzdeki iki yıl boyunca artı bir yıllık opsiyonu var. Hayırlı olsun. İyi transfer. Evet, iyi transfer. Siz zaten başından beri Batshuayi Galatasaray'ın alması gerektiğini savunmuştunuz. Ben 3 ay önce söylemiştim. 3 büyüklerin 3'ü de hiç fırsat etmeden Trabzon'da dedim, Beşiktaş'ta hangisi olursa olsun kasırmaması lazım. Doğru. Bu arada Galatasaray'ın sağ bekte Wan-Bissaka'yı öncelikli olarak düşündüğü Manchester United'daki oyuncu. Olmazsa Rennes'den Asignon'u transfer edeceğinden bahsediliyor. Bu konuda size bir bilgi geldi mi hocam? Asignon'la ilgili şu anda soruşturdum. Tam bir şey elime net geçmedi. Geçince sana teyit ederim. Ama Galatasaray'ın ondan çok zaten eski şeyi devre arasında da ilgilen. O zaman Rennes çok para istedi. Galatasaray kulübü de devre arasında o kadar parayı harcamak istememişti. Alırsa çok ciddi bir sağ bek. İkisi de çok ciddi sağ bek. Ama benim tercihim Asignon'a gider. Asignon olacak. Evet. Wan-Bissaka'dan daha iyi olan özelliği nedir sizce? Yürürken durmaksızın koşa halinde çok iyi orta yapar. Bir de ofansif özelliği daha güçlü galiba, değil mi? Evet. Yani hareket halinde çok iyi orta yapabiliyor. Bunu her oyuncu yapamaz. Durup orta yapıyorlar ama bu hareket halinde topu kesebiliyor. Şu Galatasaray'ın sağ beki vardı, Brezilyalı. Mariano. O tip. Ama bu Mariano'dan daha atletik. Daha atletik. Daha çevik, daha hızlı. Bence ikisi de çok iyi sağ bek yani. Hangisine desen yok demez ama benim tercihim Fransız oyuncudan yana olur.
Peki, Fransız oyuncudan yana olur. Var mı hocam ekleyeceğiniz başka şey? Trabzon duyduğum kadarıyla şeyden, Standard Lig'den Cihan Çanak. Evet, anlaşmış. İyi bir transfer. Nasıl bir oyuncu, özellikleri nedir hocam? Ya iyi, hızlı, sol ayak, sol açık oynuyor. Orta sahanın sol içinde oynuyor. 10 numara pozisyonunda oynuyor. Oynatıyorlar. Canlı izlemediğim için pek bir şey diyemiyorum ama birkaç maçını seyrettim. Şimdi sol tarafta elinde Trezeguet var. Trezeguet'i kesebilir mi? Şu andaki form durumuyla kesemez. Oraya Vakame'yi de aldılar. Onu da kesemez ama Türk oyuncu kontenjanından, ama 19 yaşında, daha yaşı çok genç. Hı. Öyle bir yatırım yapmışlar. Bence gelecek için iyi bir kazanç olabilir. Yani yaban atılacak bir oyuncu değil. İyi bir altyapısı var. İyi bir futbolcu. Ama götürüp de bekletirlerse bir şey diyemiyorum yani. Peki. Çünkü oradaki Vakayemer aldılar, gittiler, gönderdiler. Yok şey yapacağız, 36 yaşındaki oyuncuyu tekrar geri aldılar. Anlamıyorum yani. Ya bu dünyada yüzlerce futbolcu var. Ben sana geçen örnekte verdim. Gürcistan milli takımının 6 numarası. Ya bunu nasıl gözden kaçırıyorsunuz? Ama Çek maçından sonra kimse, size bir şey söyleyeyim, onu 7-8 milyonun aşağı kimse alamaz. Öyle mi? Çek Cumhuriyeti maçında göstereceği performansı, pazar değeri daha da mı yükselecek? Bütün Avrupa'daki futbol programları, scoutlar ondan bahsediyor. Ne diyorlar? Böyle bir müthiş bir orta saha, bu kadar ciddi bir yüzdeyle oynayan bir orta saha. Dikine çok müthiş top oynuyor. Oyunu enlemesine çok iyi oynuyor. Düşünebiliyor musun? 6 numara oynuyor. Türkiye'nin 3 tane atağında gol ümidi vaat eden atak, yani %100 gol durdurması diye geçiyor şeyde, tercümesini yaptığı zaman. Evet. 3 tane atak durdurdu. %100 uzun pas başarısıyla oynadı. Hatta 5-6 pasın 5'i de aynı kanatlara indirdi. Orta sahada da aşağı yukarı %94 pas başarısıyla oynadı. Ve gerçekten müthiş oynuyor. Evet. Görmek, seyretmekten zevk aldığım oyunculardan birisi turnuvada. Sayın Tahsin Koca, Giorgi Kocorashvili'den bahsediyor. Levante'de La Liga, evet, İkide forma giyiyor. Bir Valencia, evet, şehri takımı. Giorgi Kocorashvili gerçekten iyi bir performans sergiledi. Bakalım onunla ilgili gelişmeler ne yönde olacak önümüzdeki günlerde. Sevgili Özgür, şunu da söyleyeyim, şimdi insanlar farklı düşünebilir. Benim oyuncunun hiçbir şeyle ilişkim, bağlantım yok. Ben bir scout gözüyle seyrediyorum. Anladım. Benim scout arkadaşlarım var. Biliyorsun biz çok ciddi genç oyunculara scoutluk yapıyoruz. İsimlerini de veriyorum. Jan van Kool, Willem II'den. Theo de Jong, Hollanda milli takımının eski oyuncusu. Cruyff'larla futbol oynamış. Hipya'yı, Yapstam'ı, Mark Offermans'ı piyasaya çıkaran scout. Frenkli de Jong'u piyasaya çıkaran scoutlar. Bunlarla birlikte çalışıyorum. Biz bir scout gözüyle bakıyoruz. İnsanlar sanki benim oyuncummuş da reklam yapıyormuşum gibi bir duyguya kapılmasın. Bunu da söyleyeyim yani. Çünkü sonra hoş bir durum olmaz yani. Ben bu durumlarda hassasım yani. Sanki ben kendi oyuncumun reklamını yapıyormuşum. Peki. Gibi bir şey olur. Senin için de şey olmasın yani. Bu akşam kendi zorunda bırakmayalım. Estağfurullah hocam. Bu akşam da bunu açıkladığınız iyi oldu. Fransa-Hollanda maçı var. Bu arada bu maçtan bağımsız bir biçimde Weghorst'un Ajax'ta anlaştığı yönünde bir takım iddialar var. Size geldi mi böyle bir şey? Böyle yok. Bence Ajax'ın şeyinde profilinde olan bir oyuncu değil. Değil, değil mi? Anladım. Ya. Olabilir. İkinci santfor olarak düşünebilir. Ajax'ta şey var. Brobbey var. Ajax'tan masayız. Ajax'ın profilinde olan bir oyuncu değil. Ajax'ın profili çok farklı bir oyun sistemi var. Yani oraya her oyuncu girip de oyun sağlayamıyor. Anladım. Bu Bergüş Beşiktaş'ın gündeminde transfer şeklindeki haberlere konu oluyor ama size sormuştum daha önce. Bergüş Beşiktaş alabilir. Bir senelik sözleşmesi var. 4-5 milyon civarında. Sağ kenar oynuyor değil mi hocam? Sağ kenar oynuyor ama çok etkili bir oyuncu. Hı. Yani bence Beşiktaş alırsa Beşiktaş için de büyük kazanç olur. Anladım. Çünkü o sezon ortalaması 20 gola katkıda bulunuyor. Doğrudur. Yani Feyenoord'da müthiş sezon geçirdi. 3 yıl arka arkaya şeyde Ajax'ta çok müthiş sezon geçirdi. Ya geçtiğimiz sezon kötü bir Ajax olmasına rağmen yine tahmin ediyorum 14-15 gola direkt şey katkısı bulundu. Onun için Beşiktaş alırsa Beşiktaş için kazanç olur. Ama ben şunu söylüyorum yine de sevgili Özgür. Piyasadan genç oyuncular olmamışlar, yetişmemişler, şey yapacaklar. Ya bunları almak sorun değil yani. 10 milyon, 15 milyon para verip getirip bir yerlere dökmek, gitmek bir şey değil. Bunu herkes yapıyor.
herkes yapabilir. Buna scout olmaya gerek yok. Yani Berkay'ı gidip almak için çok ciddi bir scout işi, bir hoca şeyi. Zaten adamın kariyeri belli, istatistikleri belli. Bakıyorsun adamın bütün kariyerinde 17-18 gol atmış, 14-15 tane asisti var. Ya buna ne, kimin ne scoutluk yapması gerekiyor? Adam halen diyor ya, bizim scoutlarımız Vakayeme için iyi çalıştı. Ya böyle bir futbol anlayışı olamaz. Gerçekten olamaz. Gülsen gülemiyorsun, ağlasan ağlayamıyorsun yani. Scout kime yapılır? Dün, şimdi bizim Arda'yla kıyaslayayım. Dün akşam Yamal'ı seyrettim. Barcelona'nın oyuncusu. Dün İspanya milli takımı maçını seyretme şansına sahip oldum. Tabii tabii. 16 yaşında Yamal. 16 yaşında. Evet. Farkı gördüm aradaki farkı. Çok koşuyor, çok sorumluluk alıyor. Topu çok doğru kullanıyor. Fizik gücü iyi. Yani birebir de top alabilmek zor. Topsuz oyunu. Lamine Yamal'dan. Evet, Lamine Yamal. Topsuz oyunu. Arda'nın, ben bunu Fenerbahçe'de oynadığı zaman seninle konuşmuştum. Arda'nın en büyük handikapı topsuz oyunda yok. Hmm. Bunu kendi hocası da o zaman, o diğer Portekizli hoca da söylemişti. Arda evet büyük bir yetenek. Topla oynarken çok iyi ama topsuz oyunda yok. Topsuz oyunda olmadığın zaman Avrupa'da üst düzey takımlarda kaybolursun. Abi orta sıra takımda müthiş oynarsın. Ona bir şey demiyorum. Evet. Bizim hedefimiz Arda'nın Real Madrid'de bir Modric olması. Biz ondan bahsediyoruz. Şimdi insanlar ya siz Arda'yı eleştiriyorsunuz da arkadaş bu adam müthiş yetenek falan gibi bir şeyler söyleyenler kendi aralarında oluyorlar. Ya siz kimsiniz, kimlesiniz herkes diyebilir. Bizim hedefimiz, bizim eleştirimiz Arda'nın Real Madrid'in ikinci Modric'i olması. Biz ondan bahsediyoruz. Peki. Yoksa Arda'nın futbolculuğundan, futbol yeteneğinden bunu eleştirmiyorsunuz, bir anladım dediğiniz. Kesinlikle yok. Biz tamam. Gördüğümüz eksiklerini söylüyoruz. Biz Arda'yı şeyde Real Madrid'de bir Modric'in velihat olarak görelim hayaliyle bu eleştirileri yapıyoruz. Yoksa şeyde gider Granada'da gider paşa paşa top oynar. Ne bileyim gider Belçika'da Kulüp Brüksel'de paşa paşa top oynar. Arda da o yetenek onu götürür. İşte farklı bir şey yani. Onu da yani izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz diyorum yani pardon. Dinleyicilerimizin bunu da yani bu söylediklerimizi de göz ardı etmemesi lazım. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Yarınki maç için tekrar başarılar. Evet. İnşallah yarın en kötü ihtimal bir puanla ayrılırız. Bir puanla ayrıldığımız zaman da demek ki çıkmayı garantileyecek bir pozisyona geliyoruz. Ama bence yarın Gürcüler Çekleri yenecek. Ben de öyle düşünüyorum hocam. Gürcülerin Çeklere bir sürpriz yapacağını düşünüyorum. İyi top oynayacaklar en azından. Sevgili Özgür. Yabana atılacak bir takım değil. Yani. Buraya kesinlikle tesadüfen gelmemiş. Evet. Gerçekten diyorum tesadüfen gelmemiş. Ben birçok maç seyrettim. Çok oyunu, çok müthiş bir hocalar var. Onu biliyorsun. Eski Bayern Münih'in sağ beki, Fransa milli takımının sağ beki. Müthiş topu enlemesine ve diklemesine oynuyorlar. Peki. Futbol zevki veriyorlar. Sana iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Aldım. Vaktimizi de geçtik. Estağfurullah. Görüşmek dileğiyle. Sağ ol. Tahsin Koca bizimle birlikteydi. Bu bölümümüzde milli takımımızı konuştuk ağırlıklı olarak. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Beşiktaş'ın eski oyuncusu Pepe 41 yaşında ve Portekiz milli takımının değişmeyen futbolcularından bir tanesi. Bugün Brezilya'da bir iddia çıktı. Esportes gazetesinde bir Brezilya takımı çok önemli bir teklifte bulunacak Porto'ya Pepe'nin bütün haklarını almak adına ve Pepe de futbol oynamaya devam edecek deniyor. Biliyorsunuz Real Madrid'de uzun süre oynadı. Sonrasında Beşiktaş'ta iki dönemi vardı. Pepe aslında Brezilyalı, Brezilya orijinli ama neredeyse 20 yıldır Portekiz milli takımının formasını giyiyor. Değerli dinleyiciler, Galatasaray bölümümüzdeyiz. Galatasaray'ın yönetim kurulu üyesi başkan yardımcısı İbrahim Hatipoğlu biliyorsunuz transfer operasyonlarından da sorumlu. Bazı önemli açıklamalar yaptı Almanya'da. Galatasaray'da yıldız çok. Elbette ki bu futbolcularla birlikte Galatasaray'a güç katacak oyuncular gelecek. Bunlar yıldız. Yıldızdan kastınız isimse ben o tarafında çok olmadığımızı söyleyebilirim size. Bizim biraz önce bahsettiğim gibi takımımıza katkı verecek, bizi daha ileriye taşıyacak doğru bir oyuncuları almaya çalışıyoruz. Elbette ki bu oyuncular kariyerleri belli bir seviyenin üstünde, herkesin kabul gördüğü önemli oyuncular. Ama hani yıldız kimdir? O
farklı bir konu. Bizim için bu takıma değer katacak bir yıldız gelecek diyebiliriz. Neden mutsuz olsun ben bunu anlamıyorum. Yani Icardi burada şampiyon oldu. Bu şampiyonu en coşkuyla kutlayan oyuncularımızdan biriydi. Sonra da tatilini geçirmek üzere ailesiyle birlikte ülkesinde son derece mutlu. Galatasaray'da oynayacak. Kendisi bizzat açıkladı. Temmuz başında çalışmalara bizimle katılacak. Ben Icardi'nin önümüzdeki sezon çok daha farklı bir performans göstereceğini düşünüyorum. Çünkü 2 yıldır bizimle hazırlık kampında yer alamamıştı. İlk yıl biliyorsunuz transferin son döneminde bize katıldı. Geçen sene de işte satın alma süreci nedeniyle bizim kamp dönemimizde takımda yer alamamıştı. Ama bugün bizim sözleşmeli oyuncumuz takımımızla birlikte kamp dönemi yaşayacak. Bu geçici hazırlık kampıyla lige çok daha güçlü, hazır bir Icardi, moral motivasyonu yüksek olarak başlayacak. Erden Timur'la ilgili, Erden Timur herkesin sevdiği bir kardeşimiz. Icardi için de böyle. Ama Galatasaray'da kişiye bağlı bir birliktelik söz konusu değil. Burası büyük bir camia. 119 yıllık bu camiada buraya aidiyet çok önemli. Oyuncu Galatasaray'ın oyuncusu olduğu için mutlu. Galatasaray'da kazandıklarıyla mutlu oluyor. Bu böyle devam edecek. Ben orada da herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bir kere resmi imzalar atılmadı. Bu resmi imzalar atılmadan da benim herhangi bir şey söylemem doğru değil. Ama ilgilendiğimiz bir oyuncu. Beğendiğimiz, takımımızda görmek istediğimiz bir oyuncu. Görüşüyoruz. Futbolda ya da transferde resmi imzalar atılıncaya kadar bitti denmez. Ama biz belli mesafeleri kat ettiğimizi düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa resmi transfer süresi başladığı zaman resmi imzalar atılırsa o zaman bu sorularınıza çok daha net cevaplar verebiliriz. Ama biraz sabırlı olmak, resmi transfer dönemini beklemek en doğrusu. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Renault Austral ile Kupa Günlüğü başlıyor. Derinciler, Euro 2024'te grup heyecanı devam ediyor. İkinci maçlar oynanmaya başlandı. Şu sıralarda Slovakya ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Maçın 4. dakikası ve 0-0'lık eşitlik var. Akşam 19'da Polonya Avusturya ile karşı karşıya gelecek ve 22'de final niteliğinde bir karşılaşma var. Hollanda Fransa karşı karşıya geliyor. Biliyorsunuz her iki takım da hem Hollanda hem de Fransa ilk maçlarını kazanmışlardı. Kazanan takım gruptan çıkmayı garantileyecek. İspanya ve Almanya'nın yaptığı gibi her iki takım da hem İspanya hem Almanya iki maçı da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemişti. Milli takımımız yarın saat 19'da grubunda F grubundaki ikinci maçında Portekiz'de yine aynı stadyumda Dortmund'un stadı Signal Iduna Park'ta karşı karşıya gelecek ve bugün antrenmana Arda Güler de katıldı. Biliyorsunuz İrfan Can Kahveci takımdan ayrı çalışıyor. O bence 3. maçta oynama ihtimali var ama zor gözüküyor. Arda Güler önceki günkü antrenmana katılmamıştı. Bu kez takımla birlikte çalıştı. Türkiye saatiyle 17.15'te Hannover'den Dortmund'a geçecek bu akşam. Milli takımımız ve Dortmund'da kampa girecek. 20.45'te bu akşam teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolculardan Kerem Aktürkoğlu basın mensupları sorularını yanıtlayacak basın toplantısında UEFA'nın düzenlediği basın toplantısında elbette ki yarınki maça yönelik çok önemli sorular olacak sevgili dinleyiciler. Dün harika bir maç vardı İspanya ile İtalya arasında, temposu çok yüksekti. İspanya bu karşılaşmayı kazanmayı başardı. Gerçekten çok önemli futbolculara sahip. Ricardo Cagliafori kendi kalesine attı. İtalya'nın golü kendi kalesine, daha doğrusu İspanya'nın golü İtalya'nın kendi kalesine attığı golle gerçekleşmiş oldu ama İspanya özellikle Morato, Nico Williams da çok sayıda pozisyon buldu. Uzaktan Rodri'nin, Lamine Yamal'ın şutlarını kaleci Donnarumma çıkarmayı başardı. Genel itibariyle De La Fuente son derece önemli bir sistemi başarıyla hayata geçiriyor. Hem topa sahip oluyor hem de çok hızlı oynamayı başarıyor İspanya milli takımı. Çok genç oyuncular var. Onlardan bir tanesi Lamine Yamal. Henüz 16 yaşında ve turnuvanın en genç oyuncusu ve son derece başarılı, çok güçlü bir oyuncu. Topsuz alanda da oynayabilme özelliğine sahip.
Pedro Gonzalez, Rodi, Fabian Ruiz orta sahadaki çok önemli oyuncular. Dün her ne kadar Nacho sakatlanıp Laporte oynasa da Laporte bence Lenormand'la birlikte savunmanın merkezinde çok önemli bir işlev gördü. Carvalho söylemeye gerek yok. Takımın iki tane tecrübeli oyuncusundan bir tanesi. Onlardan biri Alvaro Morata, diğeri de Carvalho. Her ikisi de çok tecrübeli ve Carvalho çizgiyi bütünüyle kullanıyor ve topu oyuna çok iyi sokuyor. Ama biliyorsunuz İngiltere'de büyük bir transfer spekülasyonuyla 60 milyon euroya yakın bir bedelle Chelsea'ye transfer olan Kukureya da bence bu şampiyonanın yıldızı parlayan futbolcularından bir tanesi. Sol bekte harika işler yapıyor. Çizgiyi bütünüyle kullanıyor Kukureya. Nico Williams'ı zaten hepimiz biliyoruz Atletik Bilbao'dan. Onun da tecrübeli oyuncu kategorisine girdiğini söyleyebiliriz ama dün fazlaca pozisyon harcadı. Fakat atak organizasyonlarında özellikle soldan gelen organizasyonlarda Nico Williams her zaman söz sahibiydi. Müthiş hızlı, durdurması zor bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Dün İtalya-İspanya maçına yansıyan görüntü bu şekildeydi. Bir kez daha hatırlatıyorum, saat 16'da Slovakya-Ukrayna maçı başladı. Maç 0-0 devam ediyor. Gol oldukça ayrıntılarını paylaşacağız. Ve Euro 2024'te saat 19'da bugün Polonya-Avusturya ve 22'de Hollanda-Fransa karşı karşıya geliyor. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yönetimden pivot santrafor istediğinden bahsediliyor. Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst'un Semih Kılıçsoy'la ilgili farklı bir planının olduğu iddia edildi. Nasıl bir planı olabilir bilemiyorum. Şu ana kadar Gabriel Paulista'yı transfer etti Beşiktaş. Ve Van Bronckhorst genç koçu Semih Kılıçsoy'u fiziksel yapısına ilgili daha çok sol kanatta düşünüyor. Bu nedenle pivot santrafor transferi talep ediyor. Tabii hemen akıllara pek çok oyuncu gelmekle birlikte Beşiktaş'ın eski koçusu Weghorst geliyor. Siyah beyazlı takım 4-3-3 sistemiyle oynayacak. Hollandalı teknik adam en uçtaki golcünün Wout Weghorst tipinde bir oyuncu olması konusunda ısrar ediyor. Van Bronckhorst'un bu talebini mutlaka yerine getirmek isteyen siyah beyaz yönetimin golcü arayışında pivot santrforlara ağırlık vermeye başladığından bahsediliyor. Hatta Trabzonspor'da geçen sezon kiralık olarak oynayan Onatçu'nun da Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edildi. Hollandalı teknik adam 1.90 metre ve üzerindeki bazı forvetler konusunda görüş alışverişinde bulunduğu da vurgulanıyor. Burnley'e dönmeyeceği kesin. Burnley küme düştü. Geçen sene Hannover'de kiralık olarak oynamıştı Wout Weghorst. Bence Türkiye'de her zaman iş yapabilecek önemli bir santrafor tipi. Beşiktaş'ı konuşacağız programımızın bu aşamasında. Beşiktaş'ın eski futbol şube sorumlusu Sayın Celalettin Kolot bizimle birlikte. Celal abi hoş geldiniz. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Sizin de herkese iyi bayramlar diliyorum. Eksik olmayın. Kolay gelsin. Van Bronckhorst'un bir pivot santrafor talep ettiğinden bahsediliyor. Şu kesin bilgi, Samet Aybaba'nın bunu söylediğini biliyorum. Abubakar'la ne pahasına olursa olsun Beşiktaş yollarını ayıracak. Ve bir santrafor ama tipi pivot olan bir santrafor talep ediyormuş Van Bronckhorst. Semih Kılıçsoy'u da sol kenarda sol hücumcu olarak oynatmayı planlıyormuş. Ne diyorsunuz bu iş için? Yani demek ki şöyle düşünmüş, sol tarafa para harcamaya gerek yok, onun yerine santrafor alalım. Hı hı. Ama Abubakar'ın gidişi de 3.5-4 milyon euroya bulacak. Yazık, günah diyorum paraya. Yeni gelen şeyde biraz evvel Weghorst'u anlatıyordunuz galiba. Evet, Weghorst. Olur ama tek başına olmaz. Weghorst'la birlikte mesela bir ara, bilmiyorum doğru mu yalan mı, tabii basında çıkanları konuşuyorum. Depay konuşuluyor. O ikisi birden gelirse faydalı olabilir. Forvet'e 5 yaşın. Depay Atletico Madrid'de son olarak 9 milyon euro kazanıyordu. Sözleşmesi bitti ama ücret standardı yüksek bir oyuncu. Tabii Türkiye'ye gelirse bu paraları bulamayacak ama ne dersiniz bu koşullarda? Ama o transferimi... vergili Özgür. Vergili yani, mi? Net değil mi? Yok, net olmaz orada, o kadar parayı veremezler zaten. 15-16 milyona gelir ki Depay o kadar da değil yani. Ben de çok süper futbolcu demiyorum. Weghorst'un da süper futbolcu değil. Beşiktaş'ın şu anda süper bir oyuncu alacak zaten gücü yok. İşte boşlukları dolduracak, puzzle yapar gibi Van Bronckhorst. Ama ilk önce bir gönderelim bakalım şimdi. Bak, Abubakar giderse parasını alıp gidecek. Bir kuruş bırakmaz. Yani 3.5-4 arası, bilmiyorum işte tam ne alacak giderken. Yani yazık, günah yani paraya. Geçen sene de bir şey oynamadı. 7 milyon 8 milyon gitti boşa. Evet. Yani defansoda şeyi aldık işte Atletico Madrid'den. Yani daha doğrusu Valencia'dan. Şimdi de Hummels konuşuluyor. İşte Savic herhalde olmuyor. Yani vallahi bilmiyorum. Muçi'de gördüğün gibi Arnavutluk'ta iki maçta 3 dakika oynadı.
Kötü ya Beşiktaş. Yani iyi, beni sevindirecek hiçbir şey şu ana kadar olmadı. Yani sezonun da brandası değişecekti diye. O da herhalde şu anda olmayacak. Yeni sezona gelişmez. Şimdi bir ay sonra yeni sezon başlayacak. Yani bir şey kalmadı yani. 10 günden az bir zamanda da Beşiktaş toplanacak. O membran çatı mı değişiyor tam olarak stat? Evet. Anladım. Tamamen. Onun yerine daha kapanır nitelikte bir çatı mı yapılacak? Güya öyle yapılacak. İşte evet. Ses daha iyi olsun diye. Halbuki ses, yani biz desibel rekoru stat eski halinde kırmıştık. Evet. Yani çok alakası yok bence. Ama işte bir şeyler yapmak için inşallah yapar. Daha başkan verdiği vaatlerin hiçbirini tutamadı. Hı hı. Yani yine aynı konulara gelmek istemiyorum işte. Yani biliyorsunuz onları, bilmiyorum tekrar edeyim mi etmeyeyim mi? Hı hı. Siz bilirsiniz, nasıl arzu ederseniz. Yani işte yani AKAP'lardan tut, Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Üniversitesi birleşmesinden tut. Hı-hı. Beşiktaş Üniversitesi olacak diye işte. Çilek Desteği'nden tut, eski Süleyman Saba Spor Salonu'ndan tut. AKAP'ları yıkıp yapacaktı. Bahçeşehir ile Beşiktaş birleşip Euroleague'e çıkacaktı. Application konacaktı, oradan dünya para gelecekti. Yani hep bunlar vaat, seçim vaatleri. Yani seçim vaatleri aynı siyasi seçim gibi vaatleri ver, seçimi kazanayım sonra boş ver demekse o zaman tamam, ne yapalım yani. Yapacak bir şey yok, seçtiğimiz başkan bu. Hmm. Ama bir şey dinlenmiyor yani. Samet Hoca ile Feyyaz'ı getirdi orada belki seçimi kazanmak için yine. İkisi de ben dinlediklerini zannetmiyorum yönetimin. Yönetim kendi kafasına göre bir çalışmalar yapıyor. Van Brokers şimdi neyine karışıyor, neye ediyor bilmiyorum. Mesela hiçbir isim çıkmadı değil mi? Van Brokers geldi. Hı. Yeni bir isim de koymadı Beşiktaş'a. Hani şunu aldın geldin falan diye. Hep konuşuyoruz. Yani daha bir geçerli bir şey, polis veren başka bir şey yok. Anladım. Di Maria'nın transfer gündeminde olduğundan bahsediliyor. Siz bu konuda bir bilgiye sahip misiniz? Valla başkan onu da söyledi. Dedi ki bundan sonra 5 yaşı 5 yaşlar yönetecek dedi. Şu ana kadar Friedel ve Van Brokers ne kadar 5 yaşlı bilmiyoruz. Hı hı. Yani espri yapıyorum tabii. Anladım dediğinizi. Ondan sonra ne demişti bir de? Ha, 30 yaş üstü hiçbir yabancı son transferi yapacak getirmeyeceğim dedi. Onlar geliyor. Şu anda senin konuştuğun, söylediğin rakam şey, futbolcu isimleri de hepsi 30 küsür yaşında. 30 da değil yani, daha da üstü de. Evet. 30 üstü diyorum. Yani bilmiyorum abi, yani dediklerinin hiçbirisini yapamıyor başkan. Yani yapamıyor diyorum, yapmıyor demiyorum. Hı. Ama yani böyle olursa yani Eylül Ekim'de ne yapacağız bilmiyorum. Anladım. Çünkü bıktım artık yani son 3 sene, bu sene 4. sene yine havlu atarsak puan hesapları yapmayı özledim ya. Beşiktaş'ın hani şunu, Fenerbahçe puan kaybederse, Galatasaray puan kaybederse, işte şu maçı alırsak işte ne bileyim ben 3 puan 4 puan yaklaşırız bu takımlara falan, onları unuttuk. İnşallah bu sene de öyle geçmez. Yani perişanlık olur lige erken havlu atıp ondan sonra ta önümüzdeki Mayıs'ı beklemek. Yani artık benim ve Beşiktaşların işine gelmiyor yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle bir iddia var. Bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz bu iddiayı. Başkan Hasan Arat'ın geçtiğimiz Aralık ayında göreve getirdiği futbol direktörü Samet Aybaba ile yolları ayırma kararı aldığı, bu kararını da birkaç gün içerisinde Aybaba'ya ileteceğinden bahsediyor. Arat'ın bu kararı almasında geçtiğimiz hafta teknik direktör Van Bronckhorst ve Aybaba ile yapılan transfer görüşmelerinin basına sızması büyük rol oynadı. Bu durumdan oldukça rahatsız oldu Başkan Arat. Yöneticilere Aybaba'yı şikayet ettiği ve haber sızdırma olayını hoş görmem mümkün değil diyerek Aybaba'nın görevine son verme kararı aldığı belirtildi deniliyor. Hı hı. Siz buna benzer bir şey duydunuz mu Celil abi? Öyle bir şey duymadım ama Samet Aybaba'nın görüşlerinin alınmadığını biliyorum. Daha doğrusu hı hı. Görüşleri alınsa da dikkate alınmadığını biliyorum. Dolayısıyla evet. Belki de kendisi bırakmak istiyor. Kendisi bırakmıyor yani, öyle bir niyeti yoktu benim bildiğim kadarıyla. Aslında yani Samet Aybaba bence bırakmak yakışır. Çünkü yani yetkisiz yetkili olmak yakışmıyor yani. Geçen konuştuğumda ne zaman geldin hocam dedim sen Beşiktaş'a. 47 sene evvel Beşiktaş'a gelmiş bu efsanemizden bahsediyorum. Şampiyonluklar, kupalar almış kişi. Ama lafı geçmiyor. O zaman niye getirdin kardeşim onu? Yani niye getirdin yani? Ne demeye yani? Yani Samet Aybaba satamayacak. Belli bir maaşı var şimdi, söylemek istemiyorum yani. Çok para değil. Samet Aybaba o kadar parayı alıyor. Hiçbir şey değil yani o para.
Ama Friedel gelecek, bir transfer yapacak, koyacak cebine parayı. Ki öyle anlaştılar Friedel'le. Nasıl anlaştılar Friedel'le? Her getirdiği, yani dışarıya sattığı oyuncudan para kazanacak. Anladım. Yani bunun görevi bu. Yani bir nevi menajerlik yapacak Beşiktaş'ın resmi menajeri olacak. Bu arada Slovakya Ukrayna karşısında 1-0 öne geçti Celil abi. Evet, Slovakya gördüm şu an canlı. Evet, izliyorum. Euro 2024'te güzel geçiyor. Bence çok güzel geçiyor maçlar. Milli takım bakalım Portekiz karşısında ne yapacak? Birazcık şeyi bekliyorum. Yani şimdi İngiltere ile Türkiye'yi karşılaştırıyorum. İngiltere biliyorsun bireysel olarak çok iyi oyuncular ama... O konuya geçmeden önce bir dakikalık bir spotumuz var. Golü anonslayalım, ardından devam edelim. Siz lütfen hattımızda kalın. Top ağlarda! Adaptek teknolojisiyle motorunuza tam koruma Maxima'da. Madeni yağın bir numarası petrol ofisi Maxima'yla... Slovakya Ukrayna karşısında Şarns'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Dakika 18, Slovakya 1 Ukrayna 0, karşılaşma böyle devam ediyor. Celalettin Kolot bizimle birlikte devam ediyoruz sohbetimize. Buyurun Celal abi, yarıda kalmıştı. Avrupa Şampiyonası'nda bahsettiniz. İngiltere örneğini verdiniz. Türkiye inanılmaz istekli hırslı oynuyor. Ama şimdi yani tamam, bu güzel bir şey. Tabii anladık, biz kimi yendik? Unuttum, Gürcistan. Samet'in şeyi kafasına çarpmasa top, bence çarptı yani, öyle önüne koydu işte, o da çarptı. 2-2 olurken birdenbire 3-1 önde geçtik. Tamam, güzel. Bir şanslı bizim yanımızdaydı. Ama öyle haldır uldur saldıran bir Türkiye var. Portekiz karşısında böyle inşallah oynamayız. Yani bir taktik sistem yok. İngiltere'de onun için örnek verdim. Tam tersine o takıma öyle sırf hücum oynatsan çok daha iyi oynar. O da taktik sistem orada da çok kısıtlıyor İngiliz futbolcularını. Onlar alışık değil. Hep serbestliğe alışmış futbolcular tabii İngiliz oyuncular, özellikle Premier Lig'de. O yüzden İngiltere'nin başarısı bu yüzden. Biz de çok şey yapıyoruz yani. Çok pozisyon verdik biliyorsun. Doğru. Gürcistan karşısında. Yani, çok fazla pozisyon var. Evet, ben bir sistem olduğunda falan zannetmiyorum Montali. Çıkın diyor, işte oynayın. Yani böyle bir sistem ben anladım. Türkiye'nin Gürcistan karşısında oynadığı futboldan. Tamam, futbolcuların istekleri zaten, hepsi kabiliyetli, hepsi iyi futbolcular ama zorlu takım karşısındaki Portekiz'de göreceğiz. Böyle oynarsak inşallah Hüsran uğramayız diye düşünüyorum yani. Bu arada Hatay Spor'da oynayan Bupenza şu anda Cincinnati takımında oynuyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bupenza'nın Beşiktaş'a önerildiği transferin söz konusu olduğundan bahsediliyor. İhtimal veriyor musunuz? Yok, vermiyorum. İnşallah da olmaz. Yani biz onlara falan yani o kadar düşmedik ya. Yani inşallah o kadar düşmemiştir yani. Yani çünkü tatmin olmayacak yani. Camiye şu anda bekliyor. Hala bekliyoruz. Tamam, Van Brokers'a ben çok onayladığım bir hoca değil. Geldi, vasat bir hoca. Avrupa'da tamam, hani kötü demiyorum ama vasat. Şey de öyle, polisler de öyle. Ama böyle olursak yani aldık işte geçen seneki oyuncuları. Alacağız bak, satmak için üstüne para veriyorsun işte. Onun gibi olacağız yani. Öyle olmak da istemiyorum ben. Hani geçen seferki programda da söylemiştim. Yani fıstık gibi yeşeren gençlerimiz var. 7-8 tane. Yani hepsini birden koymayın takıma da bu sene 2-3 tane yıldız olun. Gerçek yıldız yani. Gerisini bunlarla gençlerle tamamlasan inan ki Beşiktaş şehirsi hiç şey yapmaz yani. Ne derler ona? Şaşırmaz yani. Hani destekler yine. Çünkü gençler kazanacak falan. Sever öyle gençleri Beşiktaş. Özellikle kendi altyapısına yetiştiği. Ama anlıyorum ki zor dürüst transfer yapamayacağız. Anladım. Ben öyle anlıyorum yani maalesef. Bu arada Beşiktaş'ın uzun süredir takipte olduğu bir futbolcu var. Albert Gorambek. Bodø/Glimt'te Norveç takımında oynuyor. Danimarkalı. Orta sahada oynuyor. Galatasaray'ın da transfer gündeminde. Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda takip ettiniz mi? Dikkatinizi çeken ettim, bir oyuncu mu? Nasıl ettim. Bir oyuncu sizce? İyi. Ama esas oradan alınacak işte Beşiktaş'ın tam ilacı. Fener'in ve Galatasaray'ın nedense Türkiye'de herkes aynı pozisyonla ilgileniyor ama bunlar basında çıktığı için söylüyorum. Mesela Højbjerg.
Hoiberg değil mi? Tottenham. Orta sahada işte futbolcu işte adam. Yani sapına kadar futbolcu. Mesela Danimarka milli takımına özellikle baktım. Hı hı. Yok 5 kişi değiştirdi. 2 maçta toplam 10 kişi say. 11 kişi de şeyi say. A takımı yok. Milli takımda yok. Aynı Muçi gibi. Anladım. Bruno Hoiberg de yok yani. Yoksa yani bu futbolcu alacaksın. Sonra o da başka türlü gidecek kimi geliyor yani. Yine üstüne para verip gidecek gibime geliyor. Yani sonuçta Montero'yu da biz Atletico Madrid'den aldık yani. Evet, Atletico Madrid'de çok az oynayabildi. Yarım dönem Ocak'ta ama gelmişti. Bu sene 40 maç oynadı Portekiz Ligi'nde. Ama bizim Serdar Saatçı bile oynadı orada. Doğru. Valla çok iyi incelenmesi lazım ama yani ben esas şuna üzülüyorum. Yani başkan onunla bununla poz verip futbolcu getireceğim. İşte şuradan iki telefonla onu alacağım. Hatta Paris Saint Germain'den iki kişiyle anlaşayım falan dedi ama yani demek ki öyle bir şeyleri yokmuş ilişkileri. Hmm. Ben bunu anladım yani. Bu çıkıyor meydana. Hiç öyle futbolcular falan geldiği yok. Konuşulmuyor zaten bile. Yine oradan buradan vasat oyuncular alırsak bıktık yani. Beşiktaş vasat, Beşiktaş büyük takım ya. Hmm. Yani öyle Hasan Rat'ın her zaman imza töreninde Beşiktaş büyüktür, Beşiktaş büyüktür diye olmuyor yani. Hani öyle demek de olmuyor daha doğrusu bu işler. Bu işler sahada futbolcuları alarak yani futbolcu maalesef transfer yapacaksın. Başka çaresi yok. Veya da tamamen feda gibi, ikinci feda gibi bir şey yapacaksın. Ama alacağın oyuncular yani bir işe yarayacak yani. Hani öyle şey mesela defoları da var mesela Paulistan'ın değil mi? Hem yaşı hem yanına alınacak oyuncu bu sefer. Yani bir tek hamlede başarılı bir oyuncu ama tabii yani Paulista ile oyun kuramazsınız. Yani onun yanına böyle pozisyon bilgisi yüksek, dengeli, topu iyi kullanan, oyun kurmayı bilen bir stoper gerekiyor. Yani öyle bir stoperle eşleştirirseniz verim alırsınız Paulista'dan. Bence benim gördüğüm bu. Bilmiyorum. Var işte mesela diyelim Hummel'e verdiler parayı. Evet, evet, o da tamam. Geldi diyelim. Yaşı da 10-36. İkisinin toplam yaşı 70 edecek. 70 yaş ortalamasıyla şey yapacaksın yani toplamıyla daha doğrusu ortalama değil mi? Onunla senede 50-60 maç çıkar mı? Zor. Zor evet. Yani Tayyip Tava var işte onun yedeği. Onun yedeği de bizim kaptan Necip. Necip. Yani yine o oynayacak gibime geliyor. Peki. Yani plan program yok, onu anlatıyorum işte. Anladım dediniz. Yani bir Van Bronckhorst geldi ama o da şimdi vermiş listeyi. İşte eğer Mekvi'de 3-4 oyuncu buna bakın, ona bakın. Yine manavdan karpuz, kavun seçer gibi seçeceğiz. Kelek çıkarsa ne yapacağız? Olmaz yani. Bunlar çoktan yapılması lazım. Çünkü niye çoktan yapılması lazım? Çoktan dediysem 3 ay evvel başlanmış olması lazım. Yani güya da Van Bronckhorst 3 aydır Beşiktaş'ı izliyormuş değil mi? Hı hı. Kardeşim izliyorsan yani hiç oyuncu bulamadın mı Beşiktaş'a ya? Yani Beşiktaş'ın şu anda transfer yapmış olması lazımdı yani. Çünkü 10 günden az bir süre sezon hazırlıklarına başlayacak. 15-20 gün sonra da kampa gidecek Slovenya'ya. Yani her şeyin hazır olması lazım ama daha her şey hazır olacak. Adam göndereceksin en az 10 tane futbolcu alacaksın. Bunu Van Bronckhorst bilmiyorum hangi sistemle nasıl ne yapacak, ona alıştıracak takımı. Ondan sonra da Beşiktaş hazır olacak. Çok zor yani Beşiktaş'ın işi, öyle görüyorum. Bilmiyorum, çok mu kötümser konuşuyorum ama yani iyi bir şey de göremiyorum, ne yapayım. Anladım. Peki. Yok. Hayırlısı. Umarım iyi olur. Beşiktaş adına her şey iyi olur. Bu arada Semih Kılıçsoy yarın Portekiz'e karşı milli takımımızda oynar mı? En azından hamle oyuncusu olarak oynamaz mı? Oynatsaydı kötü oynayan bir Kenan Yıldız'ın yerine onu oynatırdı. Hmm. Oynatmadı. Hele Portekiz karşısında zannetmiyorum oynatacağını. Oynatsa da o kadar da başarılı olacağına da inanmıyorum. Onu da söyleyeyim yani. Neden çünkü öyle düşünüyorsunuz? Yok yani şu anda daha onu oynayacak daha şey olgunluğa erişemedi. Adam maç oynamadı ki dördürsü ya. Hmm. Yani yok oynamadı yani. Yani şimdi bir şey lak diye koydun çıktın. Bu Avrupalı biliyorsun 22-23 yaşında bir genç de hatta 16 da Türkiye'li 19-20 yaşındaki gençler aynı değil. Onlar daha erken olgunlaşıyorlar. Doğru. Zaten yaşlanınca onlar daha yaşlı gözükürler. Dikkat ettiyseniz Avrupalılar. Yani Semih'in orada hele Portekiz karşısında bir şey yapacağına veya oynatacağına bile inanmıyorum Montaigne'in. Zaten Montaigne'in sistemi yok ki. Ne sistemle oynayacağını biliyor musun?
Ben bilmiyorum yani. Hani tamam oradan saldırıyoruz. Hurra murra bilmem ortadan. Yani 3-5-2 diyemezsin. Bir ara 5-2'ye döndü biliyorsun. Evet. Şey maçında, Gürcüs maçında. Ama yine de çok gol pozisyonu verdik. Gürcüs'ten yani onlar zaten ilk defa katıldı şeye. Onun heyecanına maçı kaybettiler. Türkiye'de Sayın Federasyon Başkanı konuşma yaptığı için kazandık biliyorsun. Peki. Maç soyunma odasında tamam. Peki. Sayın Celalettin Kolot fikrini sizlerle paylaştı. Bu bölümümüzde Beşiktaş'ı konuştuk. Ağırlıklı olarak Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve eski futbol şube sorumlusu. Çok teşekkür ederim Celal abi. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi günler. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Futbol. Dünyadan futbol. Radamel Falcao bir dönem Galatasaray'ın formasını giymişti biliyorsunuz. Atletico Madrid'de asıl çıkışını yakaladı. Porto, Hugo'la birlikte harika bir dönem yaşadığı futbol takımıydı. Sonrasında İngiltere macerası, Galatasaray, Monaco, sonrasında Galatasaray ve İspanya'da son olarak Rayo Vallecano formasını giymişti. Son derece mütevazı bir Madrid takımı Rayo Vallecano. Orayla olan sözleşmesi sona erdi ve 24 yıl sonra ülkesine döndü Kolombiyalı oyuncu. Ve Millonarios takımıyla anlaşma sağladı. Önümüzdeki haftada Millonarios kulübü bir tanıtım toplantısı düzenleyecek. 38 yaşındaki Kolombiyalı forvet Radamel Falcao Garcia için. 24 yıl sonra ülkesine dönecek olan Falcao, Kolombiya Ligi'ndeki ilk deneyimini gerçekleştirecek. 1999 yılında şu anda feshedilmiş olan Lanceros'la ikinci ligde profesyonel olarak ilk maçına çıkmıştı Falcao. Bir yıl sonra River Plate'de sözleşme imzaladı ve Arjantin'de harika yıllar yaşadı. Transferi sonrası ilk duygularını paylaştı eski Galatasaraylı oyuncu. Kolombiya'dan ayrıldığımda hayranı olduğum takım Millonarios'a dönmek istedi. Merkez Millonarios'un kalbimin takımı olduğunu biliyor zaten dedi Radamel Falcao. Falcao kulübün altyapısında oynadığı dönemde görüntülerinde yer aldı videoda. Arka planda futbolcunun şu sözlerine yer veriliyor. Millonarios'ta fırsatım olmadı. Bu eksik olan bir şeydi kariyerimde diyor. Video 9 numaralı Millonarios forması ve Falcao isminin yer aldığı bir görüntüyle sona eriyor. El Tigre olarak biliniyor Falcao biliyorsunuz. Yani kaplan anlamına geliyor. River Plate, Porto, Atletico Madrid ve Monaco'da geçirdiği başarılı dönemlerinin ardından Manchester United, Chelsea, Galatasaray ve Rayo Vallecano'da forma giydi. Falcao, Millonarios'a Kolombiya milli takımının 36 golle tüm zamanların en golcüsü oyuncusu olarak katılıyor. Şu anda Kolombiya milli takımında yer almasa bile toplamda baktığımızda 36 golle Kolombiya milli takımının en golcü oyuncusu olarak kayıtlara geçmiş Radamel Falcao Garcia. Ülkesinin önemli takımlarından Millonarios'un yeni oyuncusu oldu. Futbol, dünyadan futbol. Derlinger, Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Fatih Karagümrük'te Levent Mercan oynuyordu biliyorsun, sol bek olarak oynuyor ama sol önde de oynuyor. Schalke altyapısından yetişmişti, Almanya doğumlu. Levent Mercan'la da anlaştı Fenerbahçe. Zaten bu anlaşma ben sezon bitmeden yapıldığına, yani bununla ilgili bir söz verildiğine inanıyorum. 4 yıllık anlaşma imzaladı Levent Mercan'la. Ve Borussia Dortmund'da yeni teknik direktör Nuri Şahin Ferdi Kadıoğlu'nu ısrarla istiyor ve Borussia Dortmund Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun transferi üzerine pazarlık masasına oturacak önümüzdeki hafta haberleri var Alman basınında. Elbette ki Mourinho'da Ferdi Kadıoğlu gibi önemli bir futbolcunun Fenerbahçe'de kalmasını isteyecektir. Michy Batshuayi ile Fenerbahçe sözleşme yenilemedi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Mourinho ile görüştük ve bizim forvet mevkiiyle ilgili, ön bölgeyle ilgili farklı planlamamız var. O yüzden Michy Batshuayi ile devam etmeme kararı aldık deniliyor. Michy Batshuayi Galatasaray ile anlaştı. Galatasaray'ın yeni oyuncusu oldu ve Edin Dzeko'ya gelen tekliflerde değerlendirilecek. Birinci planda Edin Dzeko'yu düşünmüyor teknik direktör Mourinho. Elbette ki başka alternatifleri var. Atletico Madrid'de forma giyen ve Atletico Madrid'de çok fazla eleştiri aldığı için ayrılma niyeti olan Alvaro Morata, ki İspanya milli takımının kaptanı biliyorsunuz, dün de başarılı bir maç çıkardı. Alvaro Morata'yı Mourinho'nun birinci planda düşündüğünden bahsediliyor. Bütün bunları ve daha fazlasını konuşacağız Fenerbahçe bölümümüzde. Konuğumuz teknik direktör Şenol Çorlu, futbolcu olarak ve idareci olarak Fenerbahçe'ye büyük hizmetleri geçmişti. Hocam hoş geldiniz. Özgürcüğüm merhabalar, iyi bayramlar. Geçmiş bayramınızı kutlarım hocam. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ben de hem sizin hem de dinleyen spor severlerin bayramını en içten zevklerini kutluyorum. Eksik olmayın hocam. Nasıl geçiyor günler sizin için yaz döneminde? Vallahi de aynı, ne olsun işte. Güneşten kaçıyoruz zaman zaman. Evet. İşte İstanbul, yani malum, ama şu an
trafik de çok müsait. Onun için belki İstanbul'un en güzel günlerini yaşıyoruz. Doğru doğru. Sessizlik çok yakışıyor İstanbul hocam. Keşke evet, böyle olsa. Evet, evet. Hocam Mert Hakan Yandaş'ta 2 yıllık yeni sözleşme yapıldı. Nasıl değerlendirdiniz bu kararı? Yani evet, programa başlarken konuşmanı duydum. Ben de bugün televizyondan öğrendim. Hayırlı olsun ilk önce. Tabii burada Levent Mercan'ın transferi hakkında daha çok konuşulması gerekir. Çünkü orada herhalde Ferdi Kadıoğlu'yla yollar ayrılacakmış gibi duruyor. Çünkü oraya bir yatırım söz konusu. Yani sol bek baktığın zaman da yerli Fenerbahçe'de oynayabilecek bir sol bekin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Levent transferi doğru. Belki Osterwalde'yi oynatabilir orada hoca. Onun da gitmesi öyle söz konusuymuş hocam. Ona da Napoli, yani, Antonio Conte ısrarla talip olmuş ve... Ya olabilir. O da çok başarılı bir sezon geçirdi. Yani orada işte o zaman yeni bir yapılanma söz konusu. Yani doğrudur. Ama yani Fenerbahçe'nin şimdi hedeflerine baktığımız zaman önümüzdeki yıl muhakkak Süper Lig'de şampiyon olmak isteyecektir. Katıldığı Avrupa Kupalarında en azından Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyecektir. Dolayısıyla tek Levent Mercan yani doğru mu? Doğru bir şey, yani yeterli kalabilir mi? Hı hı. Onu bir iyice gözden geçirmeleri gerekir. Yani çocuk ferdi olarak, bireysel olarak çok iyi olabilir ama bu yoğun tempoyu bu seviyede başarılı olabilir mi? Bunu tabii hep beraber göreceğiz. Hı hı. O anlamda ben eğer Ferdi de giderse, Osterwalde de giderse orada biraz bir soru işareti görüyorum doğrusu. Bir diğer konu da Batshuayi. Tabii Fenerbahçe oyuna girdiği zaman, sonradan oyuna girdiği zaman aslında baktığı zaman çok katkısı olan bir futbolcu. Hani deriz ya, sonradan oyuna giren futbolcunun takıma katkısı nedir diye hep sorduğumuz zaman burada artı olarak Batshuayi örnek gösterebiliriz. Batshuayi hocam hem çok Avrupa kupaların... özür dileyerek araya girdim, sözünüzü kestim, ne olur kusura bakmayın. Batshuayi oynadığı maçların 43 maç oynadı tüm yarışma evet, gruplarında. Oynadığı maçların büyük bir çoğunluğunda sonradan oyuna girdi. 11 oyuncusu değildi. Yani evet, aldığı süre kısıttı. Aldığı süreye oranla attığı gol ve verdiği gol pasına baktığımızda bence geçen sezonun en verimli forveti. Kesinlikle. Yani dediğin gibi oynama sürelerine baktığın zaman performans hakikaten hepsinden başarılı. 43 maç 24 gol 3 tane gol pası hocam. Evet, yani, 1865 dakika süre almış ki bu çok az bir süre. Yani bir futbolcunun bu evet, kadar çok gol atması için. Yani her oynadığı oyunda bir tane gol ya da bir golün ortalamada bir golün üzerinde bir ortalamayla oynuyor hocam. Evet, yani bir de takıma hiçbir zaman sorun çıkarmadı. Oyuna küsmedi, arkadaşlarına küsmedi, hocasına küsmedi, takımına küsmedi ve artı bir katma değer kazandırdı. Yani şimdi tabii onun gitmesi tabii ki bu bir teknik adam tercihidir, Mourinho'nun tercihidir, yönetimin tercihidir. Saygı duymak lazım. Ama tabii onu kimle nasıl kapatacaksınız? Muhakkak onunla ilgili bir takım çalışmalar vardır diye düşünüyorum. Yani sen Morata ismini söyledin. Yani İspanya'nın takım kaptanı. Dün de seyrettik. Hakikaten yani çok gol kaçırsa da ama gole yakın bir isim. Bir de hocam bir de çok özür dilerim, yine araya girdim ama Morata'nın şöyle bir özelliği var. Yani Morata attıran da bir oyuncu. Doğru yani, orta ortalaması çok yüksek olan bir forvet. Pozisyon bilgisi yüksek. Topsuz oyunda evet, çok etkili olduğu için arkadan gelenlere de alan açabilen bir oyuncu. Evet, hem oynuyor hem de oynatıyor. Yani ileride topu rahatlıkla tutabilecek fiziğiyle de yani ben katkı yapar diye düşünüyorum. Doğru bir isim. Doğru bir isim. Ama muhakkak onun da yanına yani yine o seviyelerde bir tane daha ikinci bir santroforun da alınması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki yıl, yani biraz önce söyledim, baktığın zaman hem Süper Lig hem Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için orada bildiğim kadarıyla 3 tane şey oynayacak değil mi? Eleme oynayacağız. Evet, ikinci ön eleme. İkinci el eleme. Birinci ön eleme. Düzelterek söylüyorum. 2, 3 ve playoff. Yani evet, toplamda 2, 4, 6 maç oynayacak gruplara yani girmesi 6 için. Dolayısıyla yani bir Şampiyonlar Ligi'ne katılma gibi bir de hedefi var. Evet. Dolayısıyla tek Morato yani her mevkide şöyle söyleyelim daha kısaca ve anlaşılabilir olsun. Her mevkide birbiriyle yarışabilecek, rekabet edebilecek eşit seviyede futbolculara ihtiyaç var.
Şimdi Morato Batshuayi gitti. Dzeko daha soru işareti. Oraya Morato gelse dahi muhakkak yani o seviyede Morato'yu zorlayacak bir tane ikinci bir santrofonun da olması lazım. Anladım. Hocam bu çerçevede baktığımızda seviyede etkili bir oyuncu var. Faslı. El Nesri. El Nesri merkez santrforo olarak oynayabildiği gibi iki ayağını da kullanabiliyor. Hem sol hem de sağ kenarda oynuyor. Oyuncu 27 yaşında. Sevilla'nın bence en önemli parçalarından bir tanesi. Bir yıllık daha sözleşmesi var. Mourinho iddiaya göre El Nesri'nin transferini istemiş. Yani Alvaro Morata, El Nesri. İki tane santrfor. Bir tanesi işte daha gezgin, daha böyle kanatlara yönelik bir santrfor, da bir tanesi daha merkezde oynayan. El Nesri için ne diyeceksiniz? Tanıdığınız, takip ettiğiniz bir oyuncu mu? Yani şöyle, kısaca bahsetmek lazım. Eğer Mourinho hoca talip olduysa, teklif ettiyse muhakkak tanıdığı, bildiği bir futbolcudur. Hı hı. Yani bir kere bu dönemi çünkü herhalde yani Mourinho ile masaya otururken bunlar konuşulmuştur. Yani onun bildiği futbolcuların transfer edilmesi gibi bir politikayı, transfer politikası izlenecektir muhakkak. Dolayısıyla bu isim Mourinho tarafından gelmiştir. Yani benim sürekli takip ettiğim futbolcu olmasa bile eğer Mourinho onay veriyorsa muhakkak Fenerbahçe'ye faydalı olacak. Onu sezon içinde göreceğiz. Ama benim şurada bahsetmek istediğim konu şu kısaca. Yani her mevkide birbiriyle yarışabilecek aynı kalitede bireysel özellikleri iyi olan futbolcular olduğu takdirde bu formayı yukarı taşıyabilirler. Çünkü önümüzdeki yıl çok iddialı olduklarını, yani daha Mourinho gelmeden biliyorsun bir kongre süreci yaşandı ve burada çok ciddi altına çizisi bahsettiler. Dolayısıyla yapılacak transferlerin kalitesi, isimler çok önemli. Muhakkak Mourinho'yla, hocayla bir iletişim halindeler. Onun da fikrini alarak bu transferi yapacaklardır. Dolayısıyla faydalı olan futbolcular alınacaktır diye düşünüyorum. Aksi bir kere kesinlikle aklıma gelmiyor Özgür. Anladım hocam. Dolayısıyla bu bir birliktelik, hoca yönetim işbirliğinin pozitif olduğu takdirde bunun takıma yansıması muhakkak pozitif olacaktır. Hocam bir stopere ihtiyacı var mı Fenerbahçe'nin sizce? Vallahi şimdi tabii bu sorunun cevabını hocanın oyun anlayışını yorumlayarak cevaplamak isterim. Hı hı. Şimdi zaman zaman biliyorsun üçlü oynuyor, zaman zaman beşli oynar. Hı hı. Yani ki genel oyun mantalitesinde savunma anlayışı her zaman ön plandadır. Dolayısıyla yani kendisi bu konuda ısrarcı oluyorsa muhakkak hocanın fikri doğrusunda eğer stoperse stoper, sağ bekse sağ bek, ne bileyim yani ihtiyacı olan mevkilere muhakkak adam alınması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü şöyle, yani sen de çok iyi biliyorsun ki yani yıl başında bu transfer dönemini ne kadar başarılı geçirirsen sezon içinde takıma yansıması o kadar olumlu oluyor. Doğru yani söylüyorsun. Biliyorsun bir Kres geçen sene Crespo devre arasında gitti ama ikinci devre Crespo'yu arar hale geldik. Hı. Yani sonra niye gitti, niye gitmedi meselesi oldu. Şimdi çok ince hesaplar. Yani burada bizim kalkıp 5 dakika içinde şunu yapsınlar, bunu yapsınlar dememiz çok doğru bir şey değil. Bunun çok ince detayları, hesapları yapılması lazım. Çünkü iki tane çok ciddi hedef var. Ve kolay değil. 10 yıl şampiyon olmamış, özellikle Süper Lig'de şampiyon olmamış bir takımdan ve bu sene herkes şampiyon olmasını istiyor. Dolayısıyla bu transfer dönemi bence hoca, yönetim işbirliği, sportif direktör, yani bu üçgen içinde çok ince detayla hesaplanıp öyle bir transfer politikası izlenmesi gerekir diye düşünüyorum Özgürcüğüm. Sayın Şenol Çorlu, teknik direktör Şenol Çorlu Fenerbahçe bölümümüzde konuğumuz. Kendisi futbolculuğunda Fenerbahçe'nin milli takımımızın formasını biliyorsunuz başarıyla giydi. Fenerbahçe'de altyapıda çok önemli hizmetleri oldu. Fikrini, özellikle transfer dönemiyle ilgili fikrini sizlerle paylaştı. Hocam benim size sorabileceklerim bu kadar. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yarınki maç Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı Portekiz rakip milli maçla ilgili var mı söyleyeceğiniz bir şey? Yani tabii ki bir kere Gürcistan maçı çok hepimizin beklediğimizin de üstünde bir hem skor olarak hem oyun olarak gerçekleşti.
için inanıyorum ki bu oyunun pozitif tarafı futbolcular üzerinde bir olumlu bir özgüven olarak yansıyacaktır. Tabii ama sonuçta bir turnuva oynuyoruz. Ve 4 günde bir maç yapacağız. Yani bu turnuvalarda önemli olan sürekliliktir. Yani bir maçı galip bitirip diğer maçta bu performansı gösteremezseniz bir hayal kırıklığı yaşarsınız. Onun için Portekiz maçı da en azından Gürcistan maçında yakaladığımız ivmenin devam etmesi anlamında bence çok önemli. Hı hı. Burada tabii ki Portekiz takımında çok ciddi oyuncular var. Çok dikkat edilmesi gereken oyuncular var. Bir de oyun felsefeleri takım halinde çok pozitifler. Yani bence gizli bir aday şampiyonada. Dolayısıyla yani gol yeme öncelikli amacımız olmasıyla beraber yani alanları özellikle orta sahada defansif bizim birinci bölgede alanları çok iyi kapatıp daha yakın temasla özellikle gol bölgesinde oynayan Ronaldo gibi gole yatkın futbolcuların gol pozisyonuna girmesini engellememiz lazım. Bu çok kolay mı? Tabii ki çok kolay değil, bunu biliyorum ama bu bir turnuva. Bunu yaptığınız takdirde başarılı olacaksınız. Hem milli takımımız da bunu yapabilecek güçte mi? Bence fazlasıyla bu enerjiye ve güce sahip, tecrübeye sahip. Dikkatli olurlarsa ben Portekiz maçından dahi en azından bir beraberlik alabileceklerini düşünüyorum. Yani hep turnuva öncesi en iyi üçüncü olarak diyorduk ama bence Portekiz maçında biraz daha dikkatli olurlarsa ki Çekya'yı da yani yenebilecek güçteyiz. Gürcistan maçından izlenimlerim onlar. Dolayısıyla yani ikinci çıkma bile ümidimiz var. Ama dediğim gibi turnuva oynuyoruz. Özellikle bireysel hata hiç kabul etmez. Hatanın telafisi de çok zordur. Hı hı. Çünkü Portekiz takımı iyi savunma da yapan bir ekip. Dolayısıyla yani maçından sonuna kadar kim oynarsa oynasın çok dikkatli olmak zorunda. Şimdi tabii Arda gibi de çok da bireysel yeteneği çok üst düzey olan ve turnuvaya da çok iyi başlayan bir sporcumuz var. Yani Arda'nın biraz daha oyun içinde aktif olmasını temenni ediyorum. Yani son vuruşları özellikle attığı gol çok güzel ama biraz daha oyun içinde daha aktif olursa doğru. Bence takıma yansıması daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Yani İsmail var, sakatlıktan yeni çıktı, oynar mı oynamaz mı tartışması yapılıyor. Oynarsa orta sahaya onunla bitiren bir sakatlıktan düşünüyorum. Yani Samet Abdülkerim ikilisi, Samet hiç beklemediğimiz kimsenin tahmin etmediği bir performans gösterdi. Bence umuyorum Portekiz maçına devam ettirir. Dolayısıyla güzel bir atmosfer yakaladık, güzel bir ortam yakaladık. Umuyorum Portekiz maçıyla devam eder. Son derece önemli tespitlerde bulundu teknik direktör Şenol Çorlu. Arda'nın topsuz oyunda daha aktif olması lazım, sorumluluk alarak oynaması lazım. Oyun içerisinde topu ayağına aldığı zaman çok daha efektif olması bekleniyor Arda'dan. Tabii attığı gol harika ama oyunun içinde daha fazla yer almalı. Bence son derece önemli bir tespit bu. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız, eksik olmayın. Estağfurullah hocam, özgür. Çok ben teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenlere tekrar herkese. İyi bayramlar. Sağ olun. Eksik olmayın. Ben de geçmiş bayramımızı kutluyorum hocam. Tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere canım. Çok nasip. Sağ olun. Fenerbahçe bölümümüzde konuğumuz teknik direktör Şenol Çorlu'ydu. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli Nicel, Galatasaray'la ilgili önemli bilgiler aktaracağım sizlere. Biliyorsunuz programımızın ilk bölümünde Galatasaray'ın başkan yardımcısı İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarını dinlemiştik. Kendisi transfer operasyonlarından sorumlu yönetici aynı zamanda. Galatasaray Batshuayi'yi transfer etti. Serbest statüde Batshuayi biliyorsunuz 30 Haziran itibariyle sözleşmesi bitiyor ama kurallara göre maçlar bittikten sonra yani sezon kapandıktan sonra oyuncu serbest statüde sayılıyor. O açıdan bu tanımlamayı yaptım ve Galatasaray 3 yıllık sözleşme imzaladı Mişi Batshuayi ile. Bu konuda resmi bir açıklama yapılması bekleniyor önümüzdeki hafta içerisinde. Bu arada Galatasaray orta saha transferi konusunda da Manchester United'ın İskoçyalı oyuncusu McTominay'ı transfer edecek ve menajerini İstanbul'a davet etti. Hafta sonunda menajeri İstanbul'a gelecek ve İstanbul'da sözleşme detayları konuşulacak iddiası var. Altını çizerek söylüyorum iddia ama McTominay gerçekten Wan-Bissaka ile birlikte Manchester United'daki sağ bek Wan-Bissaka ile birlikte Galatasaray'ın transferini düşündüğü oyunculardan bir tanesi. Piyasa değeri 37 milyon euro McTominay'ın. Bütün hakları Manchester United'da
United'da. Manchester United'in bu konuda çok daha toleranslı davranacağından bahsediliyor. İngiliz kulübü kadroda düşünmediği futbolcusunu 15 milyon euroya verecek Galatasaray'a deniliyor İngiliz basınında. Galatasaray'la McTominay'ın menajeri arasında görüşmede anlaşma sağlanması durumunda 27 yaşındaki İskoçyalı orta saha oyuncusu Euro 2024 sonrası İstanbul'a gelecek ve Galatasaray'a katılacak. Manchester United'da bir yıl daha sözleşmesi bulunan Scott McTominay geride kalan sezonda tüm kulvarlarda United formasıyla 43 maça çıktı. Bu o maçlarda 10 tane gol attı, 3 tane gol pasıyla oynuyor. Oyuncu merkez orta sahada oynuyor ama asıl mevki defansif orta saha. Yani defansif orta saha olarak, pivot defans olarak oynuyor. Defansın önünde oynayabiliyor ama hiç kuşku yok ki merkez orta saha olarak da görev alıyor. Sertliğiyle oyunu sert oynayabilme, orta sahaya sertlik verebilme gücüyle ön plana çıkıyor McTominay. Biliyorsunuz İstanbul'da oynanan maçta da Galatasaray'a gol atmıştı. Berabere biten maçta Galatasaray United'ı Old Trafford'da gelmişti grup maçında Şampiyonlar Ligi'nde. Galatasaray'ın o tarihten beri dikkatle gelişimini izlediği futbolculardan bir tanesi, İskoçya milli takımında önemli bir parçası Scott McTominay. Sevgili dinleyiciler, pek çok transfer haberi var. Bunların detaylarına da bakacağız. Bu arada Nazım Sangare Fenerbahçe'den ayrılarak Karagümrük'e gitmişti. Nazım Sangare'nin Göztepe ile anlaştığı yönünde bir bilgi var. Nazım Sangare bence istikrarlı bir oyuncu. Her ne kadar Fenerbahçe'de süre alamasa da, Karagümrük'te istediği gibi bir dönem yaşayamamış olsa da, Antalya Spor formasıyla gösterdiği başarı onu milli takımıza kadar yükseltmişti. 22 yaşında orta saha oyuncusu İzak Solet'le anlaşan Göztepe eski milli sabek Nazım Sangare'yi de kadrosuna kattı deniliyor. Göztepe hızlı bir giriş yaptı transfer dönemine. Süper Lig'e 2 yılların ardından tekrar döndü Göztepe. Güney Kıbrıs Rum kesimi takımı AEL Limassol'dan Brezilyalı solbek Djalma Silva ile sözleşme imzaladı. Orta Afrikalı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu İzak Sole ile de anlaşan Göztepe, Nazım Sangare'yi de kadrosuna katmayı başardı. Almanya'da Gineli bir babayla Türk bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi Nazım Sangare. Kariyerine Almanya Aachen'da başlayan, ardından Fortuna Düsseldorf, Osnabrück, Antalya Spor, Fenerbahçe ve son olarak Karagümrük'te forma giyen Nazım Sangare sağlık kontrolünden geçmek üzere İzmir'e gitti. Kariyerinde A milli takımda 6 kez forma giydi Nazım. Süper Lig'de 139 maça çıktı. 3 sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra geçen sezon Karagümrük'e gitmişti. Bu arada Göztepe'nin Süper Lig'de sezon öncesi kamp programı da belli oldu. Urla Adnan Suvari tesislerinde 24 Haziran Pazartesi günü topbaşı yapacak Göztepe takımı. 10 Temmuz Çarşamba gününe kadar çalışmalarını İzmir'de sürdürecek. Slovenya'nın Bled kentinde 10-25 Temmuz günleri arasında kamp yapacak. İzmir'e dönecek. Sonrasında Göztepe'nin kamp dönemi boyunca oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise önümüzdeki dönemde ilan edilecek. Göztepe iddialı ve istikrarlı olmak adına yeni sezona başlıyor Süper Lig'de. Ben de merakla bekliyorum Göztepe'nin maçlarını. Şimdi sizlerden izin istiyorum. Kısa bir ara ardından devam edeceğiz. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Futbol, dünyadan futbol. Copa Amerika'nın açılış maçında Arjantin Kanada'yı 2-0 yendi. Biliyorsunuz Copa Amerika Güney Amerika ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak düzenlediği bir yarışma grubu. Kanada'yı 2-0 yenerken Arjantin ikinci golün pasını veren Lionel Messi 7 farklı Copa Amerika'da asist yapan, yani gol pası veren ilk futbolcu oldu. Messi rekorlara doymuyor. Copa Amerika'nın açılış maçında A grubunda yer alan Arjantin ile Kanada karşı karşıya geldi. Son dünya şampiyonu Arjantin müsabakadan 49. dakikada Julian Alvarez ve 88. dakikada Lautaro Martinez'in golleriyle 2-0 galip ayrılarak organizasyona 3 puanla başlamayı başardı. Kanada ise ilk maçından puansız ayrıldı. Arjantinli yıldız Lionel Messi müsabakadaki ikinci golün pasını yaparken 7 farklı Copa Amerika'da gol pası yapmayı başaran, vermeyi başaran ilk futbolcu oldu. Arjantin gruptaki ikinci maçında Şili ile karşı karşıya gelecek. Kanada ise Peru ile oynayacak. Futbol, dünyadan futbol. Haber Özel. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünde özel bir konuğumuz var. Sayın Bülent Tulum bizimle birlikte. Biliyorsunuz Galatasaray'a futbol direktörü olarak, sportif direktör olarak, yönetici olarak çok büyük hizmetleri geçti. Bu arada kendisine merhaba demeden önce Ukrayna'nın bir birlik beraberliği yakaladığını hatırlatalım. Slovakya karşısında Slovakya ilk yarıda bulduğu golle 1-0 öndeydi. Az önce Ukrayna golü buldu ve şu anda Slovakya-Ukrayna maçında beraberlik var. Top ağlarda!
Hightech teknolojisiyle motorunuza tam koruma Maxima'da. Madeni yağın bir numarası petrol ofisi Maxima'yla. Sayın Bülent Tulum bizimle birlikte. Bülent abi hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Özgür'üm. Geçmiş bayramınızı kutlarım. Sağ olun, mukabele. Nasıl geçiyor günler? İyi nasılsınız? Geçiyor valla. Emeklilik günleri iyi geçiyor çok şükür. Harika. Maçları takip edebiliyor musunuz Avrupa Şampiyonası'nı? Ediyorum tabii. Ediyorum. Golü de senden öğrendim şimdi. Evet. Ukrayna beraberliği buldu Slovakya evet. karşısında. Ama Slovakya çok daha organize ataklar yapıyor. O yüzden ben onları gördüğüm kadarıyla yayındayım, izliyorum göz ucuyla. Gördüğüm kadarıyla daha beğendiğim bir futbol anlayışına sahip. Valla o İskandinav ve Kuzey ülkelerinin takımları her zaman her şeyi yapabilecek kapasitede takımlar. Doğru. Çok sportif ve ahlaklı oyuncuları var. Hı hı. Şu ana kadar izlediğiniz maçlarda tempo gücü en yüksek olan karşılaşma hangisiydi? Valla böyle net bir şey söyleyemeyeceğim. Ama fizik olarak gayet böyle dayanıklı, özellikle Kuzey takımlarının şeyleri var, oyunları var. O bakımdan keyifli bir turnuva. Anladım. Bizim milli takımımızın havasının iyi olduğunu düşünüyorum. Yani motivasyon açısından hiçbir problem yaşamıyor. Çünkü çok istekli, arzulu, başladığı takımdaşlık duygusu iyi düzeyde. Ben Gürcistan maçında özellikle ilk yarım saatte böyle bir hava olduğu izlenimini edindim. Bilmiyorum, aynı fikirde misiniz? Evet, aynı fikirdeyim ben de. Yani bu kadar uzun bir aradan sonra böyle üst düzeyde bir turnuvaya katılan milli takım burada tabii şeye de çok büyük pay düşüyor, Montella'ya. Evet, Montella'nın teknik direktörlük performansı için ne diyeceksiniz? Gayet iyi, gayet iyi. Gördüğüm kadarıyla, hissettiğim kadarıyla oyuncularla çok iç içe şeyini, sistemini vesairesini gayet iyi anlatmış, gayet iyi idrak etmiş oyuncularda. Milli takımdan memnun olduğumu söyleyebilirim. Sayın Bülent Tulum bizimle birlikte. Galatasaray'la ilgili sormak istediğim sorular var. Galatasaray'da yeni bir transfer komitesi oluşturuldu. Bir hiyerarşik düzen oluşturuldu. İbrahim Hatipoğlu başkan yardımcısı bu komitenin başında bildiğim kadarıyla. Cenk Ergün yine çalışıyor. Ne dersiniz, yeni oluşturulan transfer ekibini nasıl buldunuz? Vallahi doğru bir hareket. Doğru. Tabii orada en tecrübeli kişi Cenk. Evet. Uzun süre 4-5 senede bayağı lisanslı futbolcu menajerliği yaptı. O bakımdan Network'ü çok geniş. Evet. Piyasaya da hakim ve iyi takip eden bir kardeşimdir. O bakımdan orada yani işi götüren Cenk. Hı hı. Cenk Ergün. Şimdi Galatasaray ilk transferini yaptı. Mişibat Çuay'ı Galatasaraylı. Nasıl değerlendirdiniz bu hamleyi? İyi bir oyuncu. Zamanında bir hareket yaptı Galatasaray'da. Yani Icardi'yi tek başına santrforda bırakmak çok doğru değil. O bakımdan Batshuayi ikili de oynayabilir santrforda. Doğru ve iyi bir transfer bence. Evet. Bakalım Galatasaray'a nasıl bir katkısı olacak. Icardi ile birlikte aynı anda 11'de oynayabileceklerini bu tespit bence çok önemli. Bunu düşünüyorsunuz değil mi? Birlikte vallahi eşleştirilip oynayabilecekler. Zaman zaman olabilir. Olabilir. Zaman zaman olabilir. Ama yani Icardi'ye de hem iyi bir eş hem de iyi bir alternatif diye düşünüyorum. Anladım. Bu arada Galatasaray'da Okan Hoca, Okan Buruk acaba Torreira'nın yanında oynatabilecek yine defansif özellikli bir orta saha mı arıyor? Yoksa daha çok merkezde oynayan bir orta sahayla yani defansif orta saha göbekte merkezde üçlü bir ön blok mu oluşturmaya çalışıyor? Ne dersiniz? Planı nedir sizce? Öncelik tabii yani bizim 6 numara diye bahsettiğimiz. Merkez orta saha. Merkez orta saha. Orada da benim hep söylediğim Melo. Melo gibi bir oyuncu daha saraya lazım orta sahada. O bakımdan umarım doğru bir seçim yaparlar. Böyle bir oyuncuya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Şimdi Tottenham'da oynayan Højbjerg, Manchester United'da oynayan McTominay, Galatasaray'ın arzu ettiği oyuncular arasında gösteriliyor. Transfer çalışması yaptığı oyuncular arasında gösteriliyor. Bir de genç bir oyuncu var, Bodo Glimt'te oynayan Goran Beck isminde. Evet. Hangisi daha uygun bir profil bu sisteme? Vallahi Kuzeyli oyuncudan şaşmamak lazım. Özellikle İskandinav ve Çek
İsveç, Norveç, Danimarka şeyinden ekürisinden oyuncu da hiç gözünüz kapalı alabilirsiniz. Son derece ahlaklı, son derece sportif oyunculardır. O bakımdan söylediğin isimler içinde iki tane Kuzeyli bence alınmalı. Evet. Højbjerg ya da Goran Bäck. İkisi de Danimarkalı. Tabii Højbjerg çok daha şey bir oyuncu. Tecrübeli. Tecrübeli ve internasyonel bir oyuncu. O bakımdan onun alınması çok iyi olur aslında. Tabii siz yıllarca bu transfer müzakerelerinin içerisinde yer aldınız. Nasıl buluyorsunuz? Olasılığı yüksek mi Højbjerg transferinin? Valla tabii Galatasaray'ın şu anda çok iyi bir ismi var Avrupa futbolunda. O bakımdan Galatasaray'a gelmek Kuzeyli oyuncular için bir atlama tahtası. Şampiyonlar Ligi'nde muhtemelen gruplara da kalacak, oynayacak Galatasaray. O bakımdan oyuncular bunu tercih edecektir. Kaldı ki şeylerinde ajandalarında şu anda oynayan Nelson ve Elmander gibi çok iyi milli oyuncular tamam. var. Onlardan da herhalde çok önemli tavsiyeler alıyorlardır. Elmander'in transferini siz yapmıştınız değil mi? Siz görevdeydiniz evet. o dönem. Evet, Elmander. İletişiminiz devam ediyor mu Elmander'le hala? Valla işte bir şeyde doğum günlerinde falan mesaj atıyor sağ olsun. Çok hakikatte. Evet. Çok medeni insanlardır Kuzeyliler, İskandinavlar. Doğru. O bakımdan onlara karşı benim aşırı bir sempatim vardır. Orta Avrupa'dan gelen oyunculardan da verim aldı. İlk aklıma gelen Thomas Ufalivşi'yi yine siz transfer etmiştiniz Thomas'ı Atletico'dan. Tabii Ufalivşi yani Galatasaray'da özellikle göbeği doğru dolduran savunma göbeğini çok usta bir oyuncuydu, çok ahlaklı bir oyuncuydu. Ve 19 yaşındaki Semih onunla beraber oynadı bir sezon. Evet. Hiç değişmeden yani. Evet. O da Semih için çok büyük bir piyangoydu. Şanslı evet. Evet. Sayın Bülent Tulun Network'ün çok geniş bir futbol insanı. Galatasaray'da futbol direktörü, sportif direktör olarak değişik görevlerde başarıyla çalıştı. Uzmanlık alanı Fransa ve Fransa konuşulan bölgeler. Belçika'nın Fransa kantonları. O bakımdan Bülent abi size Fransa'dan bir oyuncu sormak istiyorum. Rabiot. Geçen sene transferi bir ara düşürülmüştü. Fransız milli takımında oyuncusu. Fransa'nın oynadığı ilk maçta bir pas attı ki yani jeneriklere layık bir pas. Çok yetenekli bir oyuncu. Juventus'a olan sözleşmesi de bitti ama pahalı bir oyuncu. Bugün duydum ki Real Madrid Toni Kroos'un futbolu bırakma kararından dolayı Rabiot'u da seçenekler arasına koymuş. Yani birinci sırada değil ama Rabiot'un transferini düşünüyor. Galatasaray'a bu dönem itibariyle Galatasaray'ın düşünebileceği bir oyuncu mu ya da bu konuda sizin edindiğiniz bir bilgi var mı? Olasılık tanıyor musunuz? Oyuncunun kalitesi hakkında hiçbir şüphem yok söylediğin gibi. Yani Real Madrid gibi bir takımla da böyle bir yarışa girmek Galatasaray'ı biraz pahalıya patlar. Anlıyorum. Bir de genç bir sağ bek var, Asignon. Burnley'e gitti, kiralık olarak oynadı. Rennes'in oyuncusu sağ bek oynuyor ve Sacha Boey'dan çok daha atletik, topa çok daha hakim bir oyuncu olarak tanımlanıyor. Ben izlemedim ama izleyenler böyle söylüyor. Bilmiyorum bu oyuncu hakkında yorum yapmak ister misiniz? Çok iyi bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Çok fayda var alınmasında. Öyle mi? Olur evet. mu? Transferi var mı Galatasaray'ın girişimi vallahi bildiğiniz? Vallahi bilemiyorum tabii temaslar ne durumda ama epey de şeyi var onun. Taliplisi var. Diye şey yapıyorum, okuyorum. Anlıyorum. Peki. Sayın Bülent Tulun fikrini, bilgisini sizlerle paylaştı. Var mı ekleyeceğiniz bir şey Bülent abi? Ekleyeceğim bir şey yok. Galatasaray'ın işte elindeki özellikle siyahi oyunculardan 3 tanesinden kesinlikle kurtulup ondan sonra bahsettiğimiz oyuncularla şey yaparsa 4 taktik bir takım olur. Anladım. Ndombele zaten gitti. Tete var. Zaha var. Evet. Hakim Ziyech var. Hangileriyle kesin olarak yollar ayrılmalı sizce? Hakim Ziyech'in kalmasında yarar var. Evet. Enteresan bir oyuncu. İsterse evet. oynuyor. Motive olursa maç çevirebiliyor. Evet. evet. İşte devamlılığı biraz tartışmalı. Ama yani Kuzey Avrupa ülkelerindeki en iyi oyunculardan bir tanesi.
Onu da bir şeye borçlu tabii. Bildiğim kadarıyla Hollanda doğumlu. Tabii Hollanda'da doğdu büyüdü. Fas'ta evet. Ama Fas milli takımda oynuyor ama bizim Almanya'da işte Hollanda'da Avusturya'da doğan gurbetçilerimiz gibi. Hollanda evet. Doğumlu. Hollanda'da yaşıyor yani ailesi. Kuzeybatı Afrika kültürüyle büyümüş olduğu için farklı tabii o bakımdan. Evet. Karakter olarak da farklı. O bakımdan bu sene daha iyi bir performans bekliyorum ondan. Çünkü çok yetenekli bir oyuncu. Evet. Zaha kazanılabilir mi yoksa satışı daha mı makul Galatasaray açısından? Valla orada tabii talep var mı? Özellikle o tip bahsettiğimiz siyahi oyunculardan şeydeki Arabistan'daki futbol liginde yani iyi bir satışla Galatasaray biraz para kazanabilir. Doğru. Avrupa'daki dostlarınızla konuştunuz mu? Mourinho'nun Fenerbahçe teknik direktörü olması nasıl bir hava yarattı ya da bu Galatasaray'ı nasıl etkiler? Daha çok motive olmasını mı sağlar? Ya da Galatasaray her zamanki gibi sadece kendi işine konsantre olur ve rakibin yaptıklarıyla ilgilenmez anlayışıma hakim? Vallahi bir yorum yapamayacağım. Tabii Mourinho başarılı bir teknik direktör. Geçmişinde de çok önemli işler yaptı. Ama bizim ülkemizde çok başarılı teknik direktörler gelip de 6 ay sonra bırakıp gittikleri çok sık görülmüştür. O bakımdan bazı endişelerim var. Ama iyi bir rekabet olacak diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederim katıldığınız, eksik olmayın. Ben teşekkür ederim Özgürcüğüm. Kolay gelsin. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Sayın Bülent Tulun Galatasaray'da çok önemli görevler aldı. Futbol şubesinde futbol direktörü ve sportif direktör olarak sorularımızı yanıtladı. Haber özel bölümümüzde. Haber özel. Haber özel. Değerli dinleyiciler, Slovakya Ukrayna maçında 67. dakika oynanıyor. Slovakya ilk yarıda 17. dakikada Şarnz'ın golüyle 1-0 öne geçmişti ve 54. dakikada Ukrayna karşılık verdi. Şaparenko Ukrayna'nın beraberliği bulduğu golü kaydetti. Şu anda 67. dakika ve Slovakya Ukrayna maçında 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Günün programı son derece önemli. Akşam harika bir maç var. Bence 19'daki maç da çekişmeli olacak. Polonya ile Avusturya 19'da karşı karşıya geliyor ve 22'de Hollanda ile Fransa karşı karşıya gelecek. Son derece çekişmeli, temposu yüksek bir karşılaşma olmasını bekliyoruz. Her iki takım da ilk maçlarını kazanmıştı. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Hafta başında tekrar buluşuncaya dek. Şimdilik hoşçakalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.